Herkese hayırlı akşamlar. Değerli Vav TV izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Düşünce Hayat programında daha beraberiz. Değerli Ekrem Hocam'la beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyisiniz Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Servisiniz. Allah razı olsun hocam. Bizler de iyiyiz şükür. Ee, bir hafta çok çabuk geçti hocam. Yine beraberiz inşallah Allah'ın izniyle. Evet, evet. Ee, günler Hı. ardı ardına gidiyor. Ee, hocam bir geçen haftaya yine bakalım neler yapmışız. Tamam. Öne çıkan başlıklar. Sonrasında programımıza başlayalım. Tamam. Buyurun VTR'mizi izleyelim. Ardından biz buradayız köyümüze dönüş aslında yani biz bir bakıma yani dünyaya tutunma çabalarımıza dönüştür. Müslüman toplum muhakkak evrensel düşünmek zorunda olan bir toplumdur. Vatan sevgisi muhakkak imandandır. Biz bir network içerisinde, bir ilişkiler manzumesi içerisinde kimliğini arayan varlıklarız. İnsan özgürlüğüne düşkün bir varlık değildir. Yani vefa göstermek de bir ahlak değildir. Vefa beklemek hiç ahlak değildir. Toplum bu vefa meselesini biraz anlatsan aslında belki de böyle psikologlar başka iş bulacaklar kendilerine. Yani bir insanın yargılama yetkisini kendisinde görmemesi lazım. Bu çok büyük bir küstahlıktır. Tenekedeki süttür hayat tamam mı? Yani süt kıvamındadır. Yani herkes hayat hakkında bir defa iyimser konuşabilmesi lazım. Rabb'e yöneldiğimizde hayat anlamını bulmuş olacak. Şehrin dekoru insandır. İnsan insanın aynasıdır ve insan insanın okuludur. İnsan en çok bilgiyi doğada değil bir insanda öğrenir. Evet hocam, öne çıkan çok güzel başlıklarımız olmuş. Ee, bizde en son kanal hocam, insan en çok bilgiyi doğada değil bir insanda öğrenir demiştiniz. Evet. Ee, bu da bizim için çok güzel bir önerme olmuştu. Yani bütün doğa bir yana, insan bir yana. Yeryüzün halife olarak gönderilen insanın... ...bir anlama biçiminden bahsetmişsiniz. Evet. Burada biraz daha dikkati üzerine çekmek istiyoruz hocam bu sözün. Yani şöyle... ...bu biraz tabii yani dini ve ahlaki çerçevede söylenmiş bir cümledir. Aslında başka yönlerde de söylensek... ...yani başka cihetlerde de söylesek bu cümle doğrulanabilir. Bir defa yani insan... Yani burada hani bir insanda bilgiyi öğrenmek meselesini iki şekilde düşünmek lazım. Bir başka insanda bilgi öğrenmek, bir insanın kendisinde bilgiyi öğrenmesi meselesi şeklinde düşünmek lazım. Yani yani mesela bir başka insan insan için bir okuldur. Yani bir e, mürşittir, bir rehberdir. Dolayısıyla yani insan insanın mürebbisidir. Yani insan insanın e, okuludur ve insan insan için bir okuldur. Yani bu tabiri böyle tutmak lazım. Çünkü modern dünyada başka bir çok tabir kullanılır. Yani yani insanın insanla ilişkisini anlatmak için birçok tabir kullanılır. Bence e, yani bizim metafizik gelenekten baktığımız zaman bu tabir daha makul geliyor bana. Yani insan insan için bir okuldur. Yani bir e, rehberdir. İnsan mürşittir eee filan hani bu tabirleri kullanabiliriz. Ama biraz daha spesifik baktığımız zaman ikinci kademesinde ise aslında insan bütün hadiseleri kendinde biliyor. Yani kendi dünyasında biliyor kendisi aslında bütün dünya için bir ayna haline geliyor. Şimdi bu bakımda aslında kademe kademek insanın kendine doğru bir yolculuğu ortaya çıkıyor. Yani yani biz aslında yani bir başka insanı kendimize gelişte bir vasıta olarak görüyoruz. Yani bir kademe olarak görüyoruz. Yani bir benzetme yapacak olsak aslında şimdi doğa daha daha geniş bir okul veya diyelim ki daha basit bir okul. Çünkü orada benle doğa arasında ayrım çok güçlü. Yani mesela ağaçlar biz değiliz, işte taş, toprak biz değiliz, işte yıldız, güneş vesaire değil mi? Yani evren yani dış dünya, hayvanlar vesaire biz değiliz. Şimdi orada ben ve ötekiler arasındaki ayrım çok çok daha güçlü. Yani orada ben bütün tabiatı, bütün dünyayı böyle tekellikleri içerisinde, tekillikler içerisinde seyredebilir, temaşa edebilir. Ve oralardan bir takım bilgi edinebilir. Ama bir insana doğru gelmeye başladığımızda bizim gibi olan birisiyle karşılaşıyoruz. Yani yani bizim gibi hareket eden, bizim gibi düşünen birisiyle karşılaşıyoruz. Özellikle mesela onunla ilişkide bilgi tarzımız çok değişiyor. Yani rekabet ortaya çıkıyor, hırs ortaya çıkıyor. Birçok çatışmalarımız ortaya çıkıyor. Birçok müsbet durumlar ortaya çıkıyor vesaire filan. Ve bu kez yani öteki insanla bizim bize doğru gitmemizi yani hani bize doğru yönelmemizi sağlıyor. Dolayısıyla şimdi en nihayetinde yani bu cümle doğrudur. Yani bir insan hakikaten doğada öğrenemediğini veya doğada öğrenemeyeceği kadar çok şeyi aslında bir başka insanla ilişkisinde ve bir başka insanda idrak eder. Ama hepsinin nihayetinde varacağımız nokta şudur. Aslında insan kendi için kendisi bir okuldur. Fakat bu okul herhalde okunması en güç olan okuldur demek lazım. Eyvallah hocam. Biz de buradan yola çıkarak hocam ötekiyle ilişkimizi hmm. belirleyecek bir program yani ötekiyi hmm. nasıl tanımlarız? Beni nasıl tanımlarız? Bunun üzerinden biraz daha yol almak istiyoruz. Burada da hocam e, İbn Arabi'den bir sözle, e, gerçi bu sözle hocam şu son zamanlarda bir gündem olmuştu medyada. E, orada da bir arkadaşımız da bana ya Ekrem Hoca bunu çok güzel anlatır. E, orada tam yorumlayamadılar, anlatamadılar dediler. Ben de programımıza böyle giriş sadece Sosyal Sade de... medyada anlatılamayanı mı anlatacağım? <gülüyor> 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 yok hocam medyada <laughs> yer almıştı. <gülüyor> <gülüyor> ben de buradan bir girizgah yapayım Hı. istedim. Kendi inancınızda farklı inançları yok sayacak şekilde kaybolmayın İbni Arabi'nin sözü. Ya bilmiyorum belki onun sözü değildir <laughs> diyebilirsiniz acaba zaman başka bir yani, noktaya varırız. Yani. kendi inancınızdan farklı inançları yok sayacak şekilde kaybolmayın. Ee, burada da hocam insanın kendi inancında kaybolmasını siz nasıl yorumlarsınız? Yani çok uzaktan bu cümleyi ben tekrar diriltip yani buna bir ruh üflemek lazım. <laughs> dinlerle yani. ilişkilendiririz ama bu hal ile inanılır falan ilgili değildir bu tabii. Yani bu yani şey yazısı gibi diyelim yani bir duvar yazısı gibi falan bir şey. Böyle değil ama şöyle Şimdi arif olmak, e, arif olmak e, kendi inancının ve inandığımız şeyin farklı inançtaki tecellilerini takip etmeyi gerektirir. Yani netice itibariyle şimdi arif olmanın temel mantığı Tanrının bir özne oluşundan hareket etmektir. Tanrı bir öznedir demek. Tanrı bizim aramamızda bulunacak ve biz bulmadığımızda bundan e, mağdur olacak. Ya da diyelim ki bundan dolayı öfkelenecek ve bunun neticesinde bizi cezalandıracak bir tanrı değildir. Tanrı öznedir demek bilinme iradesi. Yani kendini tanıtmak ve kendini göstermek iradesi kendinden kaynaklanan bir nedenle ortaya çıkan ve bilinme isteğini varlığın gayesi haline getiren bir tanrı demektir. Şimdi bir defa meseleye baktığımız zaman, yani buradaki bu büyük paradigmatik değişimi dikkate almak gerekir. Yani İbn Arabi düşün, dışındaki Müslüman düşünürlerin hatta önemli bir kısmı bu ayrıma tam dikkat edememişler ve Tanrı'yı aranan bir varlık haline getirmişlerdir. Yani bir matlup gibi düşünülmüş, düşünmüşlerdir. Bir e, matlap gibi düşünmüşlerdir. Yani veya bir mesele gibi düşünmüşlerdir. Şimdi evet Tanrı'nın bir mesele olarak tecelli eden bir taraf var ama o meseleyi ortaya çıkartan da aslında Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı'nın bilinme iradesidir. Dolayısıyla şimdi yani bir defa e, eğer biz Tanrının bilinme iradesini esas alıp ...alemi bunun içerisinden e, yorumlamaya başladığımızda, insanı bunun üzerinden yorumlamaya başladığımızda çok başka bir alem hikayesi ortaya çıkıyor, çok başka bir insan hikayesi ortaya çıkıyor. Yani yani bir defa her şey bir şenliğe dönüşüyor. Yani her şey böyle bir bahar yerine dönüşüyor, her şey böyle bir iyiliğe bir hayra dönüşüyor. Çünkü ...bilinmek isteyen Tanrı tecelli için bu alemi var ediyor. Bilinmek isteyen Tanrı tecelli etmek için insanı yaratıyor... ...ve insanı birçok meziyetle donatıyor, teçhiz ediyor ki bilinsin diye. Şimdi bir defa yani ana fikir olarak bunun altını Hı. çizmek lazım. Böyle olunca şimdi bir insan mesela Tanrı hakkında bir inanç geliştiriyor. Bir inanç sahibi oluyor. Fakat şimdi bu inancı biz kendimiz oluşturduğumuzu düşünsek bile... Aslında bu inancın bizde husule gelmesi aslında Allah'ın bir inayeti, Allah'ın bir lütfu. Fakat herkes kendi düşüncesine göre, kendi kültürüne göre, kendi yaklaşımına göre bu inancı şekillendirecek. Bu şekillendirme sürecine biz ilahi mutakat deriz. Yani her, yani şey, Allah hakkındaki inancımız her insanın kültürel durumuna, mizacına, psikolojik eğilimlerine, zihinsel durumuna, yani kabiliyetine, kapasitesine göre değişir ve herkes Tanrı hakkında buna göre konuşur. Yani burada mesela isimlerin din tarafından seçilmiş olmasının bir anlamı yoktur. Yani daha doğrusu bir farklı anlamı yoktur değil, bir farklılığı yoktur. Mesela diyelim ki din bize Allah'tan söz ederken Rahman dememizi ister. Ya da mesela din bize Allah'tan söz ederken Rahim dememizi ya da Kerim dememizi ister. Fakat Kerim kelimesinin anlamının ne olduğunu Bizim psikolojik eğilimlerimiz belirler. Bizim bizim entelektüel kabiliyetimiz belirler. Bizim sosyo-kültürel ilişkilerimiz belirler. Yani dolayısıyla şimdi yani bizim zihnimiz dünya içinde var olur ve o var olan zihin dinden duymuş olduğu bu kelimelerin muhtevasını doldurmuş olur. Dolayısıyla şimdi din bize lafızları verir ama muhtevasını biz kendimiz doldururuz. Bu nedenle şimdi muhteva sürekli eleştiriye açık olması gerekir. Yani murakabe etmemiz gerekir. Muhasebe etmemiz gerekir ve Tanrı hakkındaki doğru lafızlarımızı doğru anlamla taçlandırmamız gerekir. Yani lafızların doğru olması bizim için başlama noktası bakımından iyidir ama sonuç itibariyle yeterli değildir. Bu lafızların anlam bakımından da doldurulması gerekir. Anlam bakımından da bunların kemale erdirilmesi yani ikmal edilmesi gerekir. Anlam bakımından kemale erdirilmek aslında bir insanın dini hayatta ki amacını teşkil eder. Biz bunu ifade ederken şöyle bir tabir kullanırız. Hani biz derken kim kastediyorum bilmiyorum da. Yani en azından ben şahsen böyle bir tabir kullanırım ama. Yani metodik bir bu tabir çok geçer. E şöyle bir tabir kullanırız. E, lafız birdir fakat anlam muhteliftir. Hmm, lafız birdir anlam muhteliftir. Anlam farklıdır. Yani mesela ben Rahman dediğimde benim anladığımla... Mesela Nurkan'ın Rahman dediğini anladığı birbiriyle uyuşmaz. E hocam burada da bir şey yani burada bir çıkmaza düşmeyecek miyiz o şimdi zaman? Şimdi önce bir defa vakayı tespit edelim. Vaka Hı -hı. bölümü değil mi? Evet. Yani mesela şimdi Afganistan'daki bir Müslümanın Kerim derken nasıl Allah Kerim'dir derken kastettiği ile yani Konya'daki bir Müslümanın nasıl bir Saddettin Konevi'nin veya İbn Arabi'nin veya Mevlana'nın kastettiği bir olmayabilir değil mi? Evet. Bir değildir yani. Şimdi anlamları yani kelimeleri anlam yükleyen bizim kültürel durumlarımızdır. Hı -hı. Yani mesela ben diyelim ki Allah muntakimdir dediğimde yani intikam alandır dediğimde benim kastettiğim ile yani biraz öfkeli, biraz böyle asabi bir Müslümanı kastettiği bir olmayabilir. Ya da mesela ayağına basılmış bir adamı kastettiği bir olmayabilir. Dolayısıyla şimdi yani burada yani bu, bu, bu mesele içerisinde anlamların aslında kültürel olduğunu, anlamların aslında e, yani entelektüel duruma bağlı olduğunu, psikolojik durumlarımıza, mizacımıza, yani kişisel olarak yani bizim kendi durumumuza bağlı olduğunu ve bunların değişken olduğunu idrak etmek lazım. Şimdi bu bakımdan aslında Müslümanlık bitmiş bir hadise değil, süre gelen bir hadisedir. Yani tedeyyün dediğimiz şey, dindarlaşmak dediğimiz şey süre gelen bir hadisedir. Yani insan dinin bir kademesinden diyelim ki başlar ve sürekli tekamüle doğru gider. Yani burada aslında insan tekamüle gitmiyor sadece. Dindarlığımız tekamüle gidiyor. Lafızlarımız tekamüle gidiyor. Tek, dilimiz tekamüle gidiyor. Ve en nihayetinde mesela bunun sonucunda diyelim ki bir noktaya geliriz ve de, Rahman dediğimizde Allah'ın kastına en yakın anlamı veya Allah'ın demeyelim de Mesela peygamberin kastına en yakın anlamı kullanırız. Mesela Kerim dediğimizde işte Allah'ın kastına en yakın anlamı kullanmış oluruz. Ya da işte başka bir isim filan. Veya mesela ki Allah rızası için dediğimizde değil mi? Mesela burada hani Allah neyi murad etti? Ona en yakın anlamı hmm. kastetmiş oluruz. Bu neyle gerçekleşir? Bu aslında yolculuğun kemale ermesiyle gerçekleşir. Bu yolculuğun kemale doğru yaklaşmasında... En yukarıda bizim bile bildiğimiz, bilebildiğimiz kavram sıddıklık kavramıdır. Sıddıklık kavramı aslında sıddık olmak demek zihnimizde olan ile e, bize söylenen arasında mutabakatın hmm. olduğu durumdur. Yani bizim söylediğimiz ile bize söylenenin uyuşma haline sıddıklık hmm. denir. Mesela peygamber bize Rahman dedi diyelim ki böyle bir isim öğretti. Şimdi Hazreti Ebubekir mesela veya yani Müslümanlardan birisi sahabeden birisi sıddık peygamberin öğrettiğini ...Peygamber'in öğrettiği derecede ve öğrettiği seviyede almış ise buna sıddık hmm. denir. Yani Hz. Ebu Bekir'in sıddık olması bu demektir. Geliyor. Ya da mesela Peygamber Efendimiz ona mesela cennetten bahsetti. Peygamber Efendimiz ona cehennemden bahsetti. Peygamber ona işte ne bileyim hani birçok yani değil mi yani dini meselelerden bahsetti. Oruç dedi, namaz dedi, hac dedi, zekat dedi vesaire. Bunların ne olduğunu Peygamber'in kastettiği seviyede, Peygamber'in kastettiği derecede anlayan kişiye sıddık denir. Dolayısıyla sıddık bu demektir. Yani tam bu haliyle onun kullandığı terminoloji içerisinde, onun kullandığı kelime ve anlam mertebesinde konuyu anlayan kişidir. Yani sanki onun mübarek ağzından bunu almıştır. Yani araya hiçbir vasıta yokken, arada hiçbir aracı yokken onu almış gibidir. Şimdi vasıta nedir? Vasıta bizim kültürümüzdür. Vasıta bizim düşüncemizdir. Vasıta bizim zihnimizdir. Onu yorumlama kabiliyetimizdir. Onu onu elekten geçirme kapasitemizdir vesaire. Bütün bunlar onu yorumlayarak aşağıya doğru çekerler. Dolayısıyla şimdi peygamber ne söylerse söylesin insan bulunduğu yerde duyar. Ve peygamber ne söylese söylesin insan onu kendine doğru çeker. Yani sadece <laughs> Kur'an-ı Kerim peygambere nazil olmakla kalmaz. <laughs> dini metinler peygambere inmiş olmakla kalmaz. Bir daha biz onu aşağıya doğru indiririz. Kendimize doğru çekeriz. İkinci inzal gerçekleşir, ikinci nüzül gerçekleşir. Fakat ondan sonra biz uruca başlayıp peygamberin söylediğine doğru o anlamda yükselmeye çalışırız. Şimdi biz buna yani bu herkesin kendine göre anlama, kendine göre yorumlama vakasına ilahi mutakat diyoruz. Bir şey daha burada eşlik etmemiz lazım. Yani birinci cümlemiz neydi? Hı hı. Allah bilinmeyi murad et. Bu çok nefis bir ifadedir. Yani Bazen bunu hani şimdi hani bu kendi mahfi ile ilgili böyle bir şey var, ifade var. E bunu hadis deniyor. Ben bunu hadis olmadığını düşünüyorum yani. E, daha doğrusu şöyle. Yani sayı hadis kitaplarına zikredilmediği için bunu hadis deyip hmm. hadisçilerle tartışmanın bir anlamı yok. Yani hadisi zorlamanın gerek yok. Bizim hadisleri daha çok hadis kitaplarından öğrenmemizde fayda var. Yani yeni hadisleri ihtiyaç etmeye gerek yok. Ama bu anlam bakımından doğru bir ifadedir. Yani hmm. yani başka hadisleri bir araya getirilerek ya da ayet-i kerimeler bir araya getirilerek anlam bakımından biz buna ulaşabiliriz. Şimdi bu, bu birinci meselemizdi. Yani bilinmek isteyen bir e, Rabbimiz var. E, bilinmek isteyen bir Tanrı var ve biz ona doğru giderken o bize doğru geliyor. Hmm. Bu da çok önemli bir konudur. Yani yani bu ben bunu mesela varlık hakkındaki iyimserlik meselesinde değişik şekillerde anlatmışındır ama bunu bir söyleyelim mesela. Bu da bir hadistir aslında şeyde dinde. Peygamberimizin e, diliyle ifade ifade edilmiş. E, şöyle Kulun bana bir adım gelirse ben ona daha çok giderim. Hmm. Kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim diye bir kutsal hadis vardır. Evet. Çok nefis bir hadistir bu. Yani dindarlığın böyle bir bereketi vardır. Yani siz Tanrı'ya doğru gittikçe Tanrı orada sizi beklemiyor. Tanrı size doğru daha çok geliyor. Hmm. Ee, dolayısıyla mesela siz yani cömertlik yaptıkça Tanrı size daha çok geliyor. Siz merhametli oldukça Tanrı size daha çok geliyor. Yani bize doğru gelen bir Tanrı anlayışı var. Yani hmm. bu normalde hani felsefenin ya da diyeyim ki hani yani bilimlerin işte eski mesela geleneklerin kabul etmeyeceği bir düşünme biçimidir. Hı. Çünkü onlarda mesela Tanrı hareketsizdir ve bir yerde durur. Halbuki şimdi dini düşünce bunu harekete çeviriyor. Yani Tanrı bize doğru geliyor. Yani yani esmasıyla bize doğru koşuyor. Yani böyle bir anlayış var. Dolayısıyla aradan aracıları da çıkartmış mı oluyoruz hocam bu, bu vesileyle? Tabii aracılar, yani aracılar esas göksel aracılar. Yani gökyüzü Hı. aracılığı ortadan kalkmış oluyor. Çünkü yani sürekli İslam hareket sanat, halinde bir... İslam tevhidi anlaştığın temel şey bu. Şimdi birinci nokta bu dedi. Şimdi ikinci noktaya gelelim. Şimdi ikinci nokta Allah şöyle dedi yani o kaza Rabbu kellen tarbudu illa yahu. Rabbin hüküm verdi ki ona ibadet edilecek. Yani herkes ona ibadet edecek. Evet. Bu bir olgudur. Yani kim ne ibadet ederse etsin aslında Allah'a ibadet etmek üzere ona ibadet ediyordur. Fakat işte yani bir tür hırsızlıkla ibadeti başka birisine nispet ediyor. Bunun için mesela yani bu hani şirk denilen şey ya da e, efendim e, böyle hani e, sapkın inançlar vesaire filan dini gelenek bakımından bir tür hırsızlık kabul edilir. Yani hmm. Tanrı'ya yapılması gereken şey gidip başkasına e, yapılıyor filan gibi bir tür hırsızlık gibi yani böyle bir kaydırma bir saptırma yani durumu gibi böyle bir şey kabul edilir. Şimdi bu iki cümleyi aklımızda tutmamız lazım. Yani Tanrı bilinmek istiyor. iki herkes Tanrı'ya ibadet edecek. Şimdi ve her insanda yani sıddık olmadığına göre veya o belki yani her yani olamayacak o olmadığına göre diyelim. Herkeste bir ilahi mutakat durumu var. Yani herkes yukarıdan aşağıya doğru akan suyu kendi kabına göre hmm. alıyor. Şimdi Yusuf Suresinde bir şey vardır. Herkese kendi kabı verildi. Buna böyle benim çalıştığım gelen çok atıf yapar. Evet yani her birimize bir kap verildi ve hepimizin kabına bir şey verildi. Yani hepimizin kabı dolduruldu. O kap aslında idrakimiz yani zihnimiz. Hmm. Bu kap bir şey aldı yani yukarıdan bir şey aldı. Dolayısıyla aşağıya doğru aldık bunu. O zaman şimdi herkesin kendince bir tanrı anlayışı vardır. Bu dinde reddedilmez bir olgudur. Yani ama... yani yani benimki seninki arasında çok temel farklılıklar vardır. Ama lafızlarımız bir, çerçevesi bir, e, ondan sonra hakkındaki yani ana konuşmalarımız bir ama muhtevası farklıdır bunun. Yani farklı yollardan bir yola girmek gibi bir şey mi hocam? Şöyle. E, farklı şöyle yani bir yoldayız ama ayrı şeyler yaşıyoruz. Hmm. Yani lafız ama bir. Ama aynı yoldayız. Evet. Aynı yani şeyde. lafız bir, anlamlar farklı. Hmm. Lafız bir anlam farklı olunca, o zaman şimdi biz buna ilahi mutakat diyoruz. Yani herkesin kendine göre bir Allah anlayışı var. Yani hmm. şimdi burada sadece ilkeler var, yani prensipler var. Bir de şöyle bir şey var. Çok böyle hani e, yani Peygamber'in söylediği lafızın e, anlamını bozacak şekilde, yani umumi olarak bozacak şekilde bir çok kaba ifadeler ortaya çıkarsa bunlar reddediliyor. Ama bunun dışında bu vaka olarak böyle kabul ediliyor. Yani yani dolayısıyla şimdi yani bir insan, her insanın Tanrı hakkında böyle bir umumi kabulü olacaktır. Yani bir ilahi mutakadı olacaktır. İlahi mutakadı yani benim kanaatime göre yani Müslüman düşüncenin herhalde en önemli kavramlardan bir tanesidir. Yani e, bu konuda e, ben birkaç makale yazmıştım e, ilk başta. Sonra e, yine bizim hani, e, bir arkadaşımız e, biraz talebemiz de olabilir. Ee, bir tez yapmıştı. Yani doktora tezi yapmıştı. Ondan sonra bizim Cüneyt Hoca ile yapmıştı. Cüneyt Kaya e, Numan e, falan. Ama Türkiye'de hani gene de çok bilinen bir konu değildir. Yani dini düşüncede, hmm. dini hayat içerisinde e, çok bilinen bir konu değildir. Bu fil örneği biraz buna benzer. Yani fil örneğinde yani herkes fili yani büyük bir yapıyı, büyük bir bütünü diyelim. Bir takım parça özelliklerinden ve kendilerine göre tanımlarlar. Bu bir ilahi mutakat anlatısı şeklinde olabilir. Yani sonsuz olan Tanrı'yı herkes kendi cihetinden, kendi anlayışına göre şekillendiriyor. Şimdi bu adama Arif diyoruz diyelim. Yani böyle bir diyen adama Arif diyoruz. Fakat şimdi burada çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi Arif kendine göre tanımlıyor. Fil örneğine gidelim. Mesela fil diyorsun ki mesela hortumdur diyorsun evet. değil mi? Ya da ayaktır diyorsun ya da kuyruktur diyorsun ya da başka bir şey diyorsun. Peki şimdi sen fil kuyruktur dedin. Ben fil ayaktır dedim. Bir diğeri de fil e, hortumdur dedi. Şimdi kim doğru söylüyor? Herkes hakikaten bir parça bir söylüyor. Bir parça söylüyor. Evet. Ha, şimdi vakamız değişmez. Yani biz böyle konuşuruz. Fakat Arif o kişidir ki diyelim ki kuyruğu dedi mesela değil mi? Fil kuyruktur dedi. Fil hortumdur diyenin de fil hakkında konuştuğunu bilir. Hmm. Fil ayaktır diyenin de fil hakkında konuştuğunu bilir. Fil işte bilmem işte gövdedir vesaire diyenin de aslında fil hakkında bir şey söylediğini bilir. Neden bilir? Çünkü ilk iki ilkeye çok güçlü bir şekilde inanır o. Hmm. Yani kişilerle ilgili bir şey değil bu. Yani dedi ki arif dedik arife denildi ki bütünlüğü gördüğü için mi hocam? <laughs> Şimdi bütünlüğü görmese bile buna inanır. Bütünlüğü gördüğünde de bunu idrak eder. Bu ayrı. Hmm. Ama arife denildi ki bu kenzi mahfi görünmek istedi. Şimdi bir de ter yani yani biz onu görmek istemedik. Yani biz hani durduk. Şimdi mesela modern dünya böyle bir e, e, ilerlemeci bir tarih teorisiyle medeniyetin temeddünün ortaya çıktığını izah ederken insanların daha somuttan ve genellikle korkular üzerine kurulu olan bir e, somut güç anlayışından daha soyuta doğru evet. ilerlediklerini düşünür. Yani demek istedikleri şey aslında Hayat içerisindeki ihtiyaçlarımız bize Tanrı'yı buldurdu demek hmm. isterler. Şimdi din bunu temelde reddeder. Yani böyle bir yaklaşımı temelde reddeder. Bizim şimdi bazen mesela Kerem geleneğimiz kısmen... ...işte Meşayih filozof mesela or or oralarda da mesela o... ...yani o geleneklerde de böyle bir Tanrı'yı arama vardır. Yani Tanrı'yı arama, Tanrı'yı bulma. Şimdi tasavvuf bunu özünde değiştirdi. Tanrı'yı aramak diye bir şey yok. Tanrı'nın bize gelmesi diye bir şey var. Yani... Hmm. Tanrı bize geliyor, biz ona gitmiyoruz. Çünkü yani esas olan o. Yani diyelim ki mesela yani bir mıknatıs e, ilişkisi kullansak tamam hani diyelim ki mesela hani normal şartlarda daha evli sünnetin bazı kanatları şöyle diyebilir Tanrı bir mıknatıstır, bizi kendine çekiyor. Bundan etkilenen tasavvuta var bu böyle. Fakat bir tarafıyla da mıknatıs bize geliyor. Yani biz de aslında bir mıknatısız. bizi çekiyor. Yani mi biz mi? de onu çekiyoruz. Yani mesela hmm. biz bir adım atıyoruz o bize iki adım atıyor. Biz yani kutsal hadis bunu böyle söylüyor. Ben bunu mesela varlığın iyiliği bahsinde hani bu süt şey peyn, şey hikayesiyle kurbağalar hikayesiyle evet. anlatırım. Yani mesela varlıkta diyelim ki hani varlık öyle iyidir ki bir iş yaptığımızda bir yani bir anda bir iki üç beş netice alırız. Yani yani hmm. tahmin edemeyeceğimiz kadar hayırlar önümüze çıkar. Yani yöneldiğimizde kapılar açılır. Yani şey, şey böyledir. Hayat böyledir. Çünkü insanların cehdi kadar medeniyet ortaya çıkmamıştır. Daha büyük neticeler ortaya çıkmıştır. Hmm. Daha büyük konular ortaya çıkmıştır falan. Bu hayatın iyiliğiyle, varlığın iyi olmasıyla ilgili bir şeydir. Ama bunun daha temelinde ise Tanrı'nın bize geliyor olmasıyla ilgili bir şeydir. Hmm. Şimdi Arif bir defa bunu bilir. Tanrı bize geliyor. İkincisi Tanrı sadece ona tapınmasını istedi, Murad etti. Dolayısıyla şimdi herkes adını bilmese bile, yani ne olduğunu anlamasa bile böyle bir sürecin içerisinde, yani normalde şimdi bakın bütün dünyaya, Gafil dinlerler olarak bakıyor arif adam. Yani, ga, yani ne yaptıklarını bilmeyen ama aslında bir din bu. Yani yani bir dini bir yandan da amaca hizmet ediyor. Yani tanrı bakımından amaç gerçekleşiyor. Adam bakımından amaç gerçekleşmiyor. Yani yani iki ta, yani tanrı görüyor ve biliyor fakat adam kör. Yani adam neye taptığını, hmm. neye ibadet ettiğini bilmiyor. Adamda körlük var. Şimdi dinin amacı adamın da uyanması ama şimdi arif uyandı. Yani arif bunu anladı. Şimdi ister fili bütün görsün İster parça görsün. Arif şunu biliyor. Ben diyorum ki kuyruğunu tuttum. E, Nurkan burnunu tuttu tamam mı? Nurkan konuşuyor. Nurkan diyor ki e, e, fil bir burundur diyor. Bir hortumdur diyor. Ben diyorum ki fil bir kuyruktur diyorum tamam mı? Şimdi ben seninle kavga etmiyorum. Evet fil aynı zamanda bir burundur diyor. şey Bir hortumdur diyorum. Diğer adam diyor ki e, fil aynı zamanda bir e, ayaktır tamam mı? Ben, evet evet doğru bak sen de doğru söyledin. Şimdi seni de onaylıyorum. Şimdi bu şuna benziyor. Yani fil örneği bir de ben mesela Mevlana ile ilgili en çok verdiğim örnek bu konuda şeydir. Dört dili bilen adam hmm. örneğidir. Mesela o da bir arifi anlatır. Aslında peygamberi anlatır yani hikaye. Ondan sonra ama alel şey yani tertip bütün ariflere, bütün kamillere bir şekilde yani nüfuz eder o da o hikaye. Şimdi insan hayatında da çok lüzumlu bir şeydir. Yani gerçekten yani böyle ihtilaflarda, kavgalarda... Mesela çok bilinmesi gereken bir konudur. Yani bugün mesela şimdi Türkiye'de yani büyük makro çatışmalar var, değil mi? Yani böyle evet. grupların sosyal sınıfların çatışmalar var filan. Burada şimdi hakikaten bir marifet diline ihtiyaç var. Yani marifet evet. dili ne? yani adam diyecek kardeşim bak aynı şeye temas ediyoruz. Yani kelimelerimiz farklı ama yani aynı yere gidiyoruz filan gibi diyecek. Şimdi bu kelime şimdi az önce söylediğimiz neydi? Lafız bir anlam farklı. Şimdi başka bir hikaye anlatacağım. Burada Lafız farklı anlam bir. Bu hmm. Nasıl hocam? Tamam. <laughs> 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 ya yani hikayeleri tarafa. Şöyle. Şimdi bu da Mevlana üzerine bir hikaye anlatalım bunu. Şimdi Mevlana Celal'da diyor ki bir adam diyor işçileri çalıştırıyor. Ve dört kişi yani çalışıyor. Biri Türk, biri Arap, biri Fars, biri Rum. Şimdi adamlara bir altın veriyor. Bununla bir şey alın yiyin diyor. Hmm. E, Türk diyor ki ben üzüm isterim diyor. Arap diyor ki ben engürü şey ine bisterim diyor. İran diyor ki ben e, engür isterim diyor. Şey de Rum diyor ben istafil isterim diyor. Kavga ediyorlar. Yok onu alalım. Yok bunu alalım filan. Yani tamam mı? Yani herkes şimdi lafızlar farklı ya. Ayrı hmm. şeyler istediklerini düşünüyorlar. Arif olan adam oradan geçerken bunların kavgasını işitiyor. Nedir diyor derdiniz? Ben diyor şunu isterim. Öteki diyor ben bunu isterim. Ben bunu isterim. Şimdi Arif dört dili biliyor. Anlıyor. Hmm. Gidiyor üzüm alıyor getiriyor. Rum diyor ki benim istediğimi getirdi diyor. Fars diyor ki ben de bunu istiyordum diyor. E, Türk diyor ki, ben de zaten bunu istiyordum. Arap diyor ben de bunu istiyordum. Buna ne diyoruz? Lafız farklı. Anlam. Anlam bir. bir. Hmm. Şimdi çoğu insanlar bazen lafız bir iken anlamları farklı olur. Bundan da ihtilaf ederler. Ayrı şeyi kastederler. Mesela bugün şimdi Müslüman bunu yaşıyor, Kur'an diyor, Sünnet diyor ama ayrı şeyler yüklüyorlar buna. Yani hmm. yani lafız bir ama anlam farklı. Şimdi onun için anlaşamıyorlar. Bazen ise ayrı kelimeleri kullansa bile anlam bir olduğu için insanlar uzlaşabilirler. Hmm. Yani böyle bir durum ortaya çıkabilir. Şimdi Arif iki durumu da anlar. Yani lafız birken farklı anlam halini de anlar. Anlam yani arif olmak bu demek yani. Şimdi Olur. onun hani nedenini de söyleyeceğim yani yani birisi Tanrı'dan kaynaklanan nedenini söyledim. İki tane neden söyledik. Başka bir şey daha söyleyeyim ee, söyleyeceğim. Ee, i̇kincisinde ise anlam bir lafız farklı itilafını da anlıyor ve bunu çözebiliyor. Hmm. Dolayısıyla dört kişiyi barıştırabiliyor yani yani dört farklı yaklaşımı uzlaştırabiliyor. Neden? Meseleleri daha üst bir noktadan bakabiliyor. Hmm. Şimdi arif bunu neden yapabiliyor? Çünkü Arif bu süreç içerisinde yani Tanrı'nın özneliğini düşünce bireysel e, menfaatlerini, bireysel çatışma konularını yani kendi bireyini geriye çekebilmiş kişidir. Hmm. Geriye çekebilince o zaman çatışacak bir özne olarak ortaya çıkmıyor. Kavga hmm. edecek bir özne olarak ortaya çıkmıyor. Anlayacak birisi gibi hareket etmiş oluyor. Bu nedenle şimdi Arif kendi inancına sahip iken başka inançların ne olduğunu idrak eden kişidir. Ve fakat şimdi bunu böyle olunca şimdi bazen ben de denk geliyorum. Yani şöyle şimdi yani yanlış şeylere de ger gitmeye gerek yok. Mesela şimdi bir adam puta tapabilir. Bir adam e, ki mesela testisi kabul edebilir. Bir adam işte ne bileyim hani zerdüşt olabilir. Bir adam bilmem ne hatta ateist olabilir modern dünyadaki söylemle falan. Arif bu adamın da ne olduğunu anlar. Yani yani gerçekten mesela Tanrı'yı arayan ama yolda başına bir kaza gelen adam olduğunu anlar. Bunu anlamak ile bunu meşru görmek bir değildir. Hmm, burada da bir farklılık ortaya çıkmış oluyordu. Şimdi tamam. bazı kişiler ben gördüm. Şimdi İbn Arabiye buradan bir e, iftirada bulunuyorlar. Yani sanki İbn Arabi bunu onaylıyor gibi. Hmm. Yani mesela işte biz diyelim ki yani Tanrıya tapıyoruz. Allah'a iman ediyoruz diyelim. Öteki bu yani Budist olan bilmem ne tapıyor. Öteki bilmem. Buradan şey o bil çıkmıyor, değil mi, ha, mi hocam buradan, bu için? Bak anlamak başkadır. Onaylamak başkadır. İbn Arabi hmm. bunu onaylamıyor. Hmm. Yani böyle bir onay yok. Dolayısıyla şimdi mesela adam güneşe tapıyor. Aslında onlar da Allah'a inanıyor. Şimdi bak aslında ile detayında arasında dünya kadar fark var. O filin bir parçasını tutan kişi diyebilir miyiz hocam ona? Ha, şimdi bak şöyle. Şimdi ben şimdi mesela adama diyorum ki e, sen filin bir parçasını tutuyorsun. Adam bunu kabul etse zaten o da Arif olacak. Hmm. Adam bunu kabul etmiyor. Adam inatla hayır diyor. Fil budur diyor. Hmm. Ben diyorum ki ona bak sen bir par şimdi parçayı tuttuğunu kabul etmek ne demek? Herkesin bir adım geriye çekilerek tevazu üzere file bakması hmm. demek. Tamam mı? Yani yani hepimiz hiçbirimiz tam olarak bunu idrak edemiyoruz demek. Halbuki hmm. şimdi o adam onu kabul ettiğinde mesela ben şimdi tesis edesem ki tesis inancına. Yani tenzih meselesini biraz e, sulandırdınız. Yani teşbihe çok girdiniz. Evet tanrı hmm. üzerine konuşuyorsunuz ama bu eksik oldu desem ve evet yani evet doğru diyorsun dese zaten sorun yok. Evet o zaman zaten zaten sorun yok. ama öyle bir şey demiyor ki. Ben onun hmm. adına bunu söylüyorum. Yani bir, şimdi bir arif hakkında şimdi gerçekten bir tuhaf şeyler ortaya çıkıyor tamam mı? Yani hmm. yani böyle yani hepsi alay ya hepsi alay. Şimdi mecbur musun kardeşim? Yani şimdi böyle şimdi aklını kaybetmeye gerek yok ki yani böyle şimdi delirmeye gerek yok ki. Hepsi işte bu, bu Hindistan'a gidiyoruz hepsi Allah'a inanıyor. Böyle, böyle, böyle cahil laf olmaz ki. Hmm. Bunu, ya, de, kişisel olarak söyleyebilirsin yani herkes istediğini söylesen. Ben ilgilendirmez o ama bunu mesela bir metafizikçi izah edemezsin ki. İbn Arabi izah edemezsin ki. İbn Arabi böyle bir şey söylemiyor ki. Hiç alakası yok. Hmm. Yani dolayısıyla şimdi İbn Arabi'nin dediği anlamak ile meşru görmek tamamıyla birbirine farklı şeyler. Hmm. Adam mesela güneşe diyelim ki yani, yani bir yüceltiyor tamam mı? Yani gü, gü, güneşi yüceltiyor. Yani Şintoist'e düşünen falan güneşe yapıyor. Şimdi tam olarak ne yapıyor? İbn Arabi bunu tam olarak izah edebilir. Ben de izah edebilirim. Yani burada ne olduğunu ben biliyorum. Ama şimdi bunu ben biliyorum, bunu ben bu şekilde yorulmuyorum diye adam bunu kabul edecek değil ki adam bunu zaten kabul ettiğinde zaten sorun yok. Hmm, evet. Yani değil mi yani? Yani problem. bu mesela Allah'ın tecellilerinden bir tecellidir dediğinde e, zaten sorun yok. güne Güneş tecellisi, Ay da bir tecelli, yıldız da bir tecelli, dağ da her şey bir tecellisi, insanla bir tecellisi. Tecelliyat ilahiyi takip ediyoruz. Buna bir soru yok evet. ki. Ama adam öyle demiyor. Bu başka bir şey diyor. Şimdi ben onun adına yani e, anlatabilir mı? Yani, yani bir başkası adına konuşma hakkımız yok. Bir başkası hakkında Tanrıya bilgi verme hakkımız yok. Biz sadece e, Allah'ın her şeyi şey, e, her şeyi bilinmek için yarattığını bildiğimiz için, düşündüğümüz için Allah'ın her şeye nüfuz ettiğini, Allah'ın her şeye yayıldığını, sirayet ettiğini inanırız. Bu bakımdan yani o adam farkında değil. O adam gafil ama Allah orada deriz. Ama bu durum o inancı tebriğe etmez. Eyvallah hocam. Ee, güzel bir açıklamış oldunuz da. Burada şeyi de merak ediyorum hocam. Hazreti ile bir çobanın hikayesini anlatırlar işte. Ee, <laughs> i̇sterseniz siz anlatın hocam. O çobanın işte koyunu sevmesi. Ben anlatmayayım hocam işte... sen anlat. <laughs> Eyvallah. Ko koyunu severken böyle Allah'ı severmiş gibi başını okşam işte burada olsan da işte sana şöyle yapsam böyle yapsan. Koyun diye... hikayesini ben bilmiyorum. İlk kez duydum. Ya da sizin hocam sizin bildiğiniz. Yok <laughs> yok yo, yo, ben. <laughs> Koyun yani, hikayesini. <laughs> i̇şte kendi şeylerini sever. ya, yani kendince bir e Allah. Hayır. Şöyle. <laughs> Çoban elinde saz. Çoban dediğin yani şey yani diyelim böyle bir halk yani dindar yani adam elinde saz ilahi okuyor. İlahi de e, bu şimdi normalde e, bizim mesleğimizde tenzi teşbih problemidir. E, çok önemli bir problemdir. Yani Allah hakkında konuşurken, Allah hakkında düşünürken yaklaştırmakla uzaklaştırmak problemi Hı. ya da mesela insan gibi düşünmekle insana benzeştirmemek evet. problemi. Şimdi benzeştirmesek ...sorun ortaya çıkar, hiç ilişki kuramayız, hiç evet. irtibat kuramayız. Yani, yani Tanrı diyoruz ama hiçbir şey bilmiyoruz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz, tamam evet. mı? Mesela rahmeti var mı bilmiyoruz, Kera, ikramı var mı bilmiyoruz, yani hiçbir şey bilmiyoruz falan. Şimdi bu bu böyle bir problem. Yani bu e, bizi böyle bir şeye düşürür, açmaza düşürür. Tanrı üzerine düşünemez, Tanrı üzerine konuşamayız. Bir de şimdi antropoformik yaklaşım vardır. Yani böyle insan gibi düşünürüz onu. Mesela Tanrı'nın cömert olması, Tanrı'nın işte berhametli merhametli olması, Tanrı'nın adil olması filan. bize de bunları böyle insan gibi düşünürüz. Şimdi insan gibi düşündüğümüzde bu kez de şimdi Tanrı sanki insan gibi yaptık filan olur. Şimdi hikaye bunun üzerine kurulu. Yani tartışma evet. bunun üzerine kurulu. Şimdi Hazreti Musa gene, böyle, böyle rivayetler genellikle Hazreti Musa'dan anlattır. Çünkü yani dinler tarihinde şimdi e, yani Kur'an-ı Kerim e özellikle baktığınız zaman Hazreti İbrahim çok esaslı bir yerde durur. Hazreti Musa çok esaslı bir yerde durur. Bir de Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün peygamberler Hazreti Peygamber'in çeşitli yönlerini, çeşitli e, yani nasıl peygambere doğru giden bir yolu anlattıkları için dolaylı olarak Hazreti Peygamber'i anlatıyor kabul edilir. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'i yani şey dikkate almasak Kur'an-ı Kerim'de esas itibariyle Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa çok esaslı olarak anlatılır. Sonra menkıbelerde de yani Müslüman toplumda üretilmiş olan menkıbelerde de Hazreti Musa ile çok konuşulur. Yani Musa ile bazen Hızır konuşur. Bazen sıradan bir insan konuşur. Bazen bir başkası konuşur. Vesaire yani bunlar çok konuşur. Süleymanla ise mesela daha çok böyle hayvanlar falan konuşturulur. Hı. Yani böyle hikayeler var falan. Şimdi bu şeyde, e, bu hikayede Hazreti Musa nübüvveti temsil ediyor. E, nübüvvet daha tenzihçidir. Yani sıradan insanlara göre daha tenzihçiliği Hı. teşkil eder. Yani bir bakıma aklı temsil eder. E, buna mukabil nübüvvet e, tenzihçi olan akılcılara karşı ise... Teşbihi temsil eder. Yani nübüvvetin böyle bir ara hmm. durumu vardır. Yani mesela daha bugünkü tabirle kullanalım. Deist olanlara karşı teşbihçi bir dil kullanır. Hmm. Ee, e, paganlara karşı yani halka karşı ise tenzihçi bir dil kullanır. Yani e, yani birini yukarıya doğru çekmek ister. Birisini aşağıya doğru hmm. getirmek ister. Yani, yani böyle bir şey. Çünkü hakikat budur der hmm. yani. Hakikat ne oradadır yani hakikat ne göklerin ötesindedir. Ne de bu, bu toprağın üzerindedir yani arada bir yerdedir yani hani böyle bir şeydir. E, nübüvvet böyle bir yaklaşım getirir. Şimdi Hz Musa çobanla karşılaşıyor ve çobanın saz çalarak e, Allah'a yakardığını görüyor. Yakarırken şöyle tabirler kullanıyor. Allah'ım gelsen ve sana çorba pişirsem, e, gelsen ve se sana hizmet etsem, işte ayaklarını yıkasam Hı. vesaire filan gibi. Yani bir misafiri ya da hatta daha da misafirin ötesine gidelim. Yani bir anne babayı özlemek gibi ya da işte bir sevgiliyi özlemek gibi yani ona bedensel olarak yapılacak hizmetlerle ona yaklaşmayı ifade eden sözler kullanıyor. Şimdi çoban hikayesi bu. Bu şimdi bu yani çoban muban değil. Bu normalde teşbih dilidir. Yani antropoformik tanrı telakkisinin yani en diyelim radikal anlatım biçimidir. Yani en marjinal anlatım biçimidir bu. Antropoformik insan biçimi tanrı anlayışı bu demek. Şimdi Hazreti Musa bundan karşılaşınca diyor ki ne yapıyorsun sen diyor? Diyor Allah. Allah'a yakarıyorum diyor. İşte bu da bir ilahi mutakat. Evet. O da bir ilahi mutakat. Hazreti Musa bu hikayenin başında Arif olarak hareket etmiyor. Düzelten olarak hareket ediyor. Yani şöyle demiyor. Hmm. Yani evet yani Allah yani bunun da Allah hakkında bir şeyi var ama yani bu yanlıştır demiyor. Bunu yıkıyor diyor ki Allah diyor böyle olmaz ki diyor. Allah çöpleşmez ki diyor. Yani Allah Allah, alan çorabı olmaz ki, Allah eve gelmez ki diyor. Ee, peki ne olur diyor. Onun cevabını vermiyor. Çünkü o çobanın anlayabileceği bir e, dil değildi. Yani, yani Musa'nın konuşacakları, söyleyecekleri çobanın anlayacağı bir dil değildi. Şimdi bunun üzerine Cenab-ı Hazreti Musa'yı uyarıyor. Ne yaptın diyor. Ee, i̇şte bir edepsize haddini bildirdim diyor. Peki... Nasıl geleceğini bana öğrettin mi? Yok diyor. Şimdi konu böyle kalıyor. Şimdi bu da benim mesela karşılaştığım hikayeler, örneklerde bu hikaye de çok yanlış anlaşılır. Yani burada mesela yani çoban dindarlığı veya çobanın yaklaşımı sanki müdafaa ediliyormuş gibi. Yani çoban yani burada herkes burada... inandığı bilgisi ölçüsünde inansın Allah'a o gibi, şekilde yakarsın yani böyle, gibi anlaşılıyor. Ben, şimdi din asla böyle bir şey kabul, yani din muhakkak değişimcidir. Din muhakkak devrimcidir ve herkesin bir adım ileriye gitmesini ister. Yani kendi kapasitesince, kendi kabiliyetince bir adım ileri gitmesini ister. Şimdi bu hikaye böyle kalıyor devamını bilmiyoruz ama İslam geleneği bu hikayeyi ikmal ediyor. Yani bu hikayedeki pozisyonları tekrar netleştiriyor ve bunu ikmal ediyor. Şimdi diyor ki bakınız, şimdi birinci noktadan başlayalım. Mesela Peygamber Efendimiz aşağı yukarı bu çobanla aynı idrak düzeyinde olabileceğini düşündüğümüz e, bir köle var. O köleye diyor ki Rabbimiz nerede diyor? Köle hanım cariye hanım da gökyüzünü gösteriyor. Yani işaret ediyor. Dili yok, dilsiz. Gökyüzünü işareti de böyle yapıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz bu işareti üzerine bu kadın mümindir. Bunu azat edin diyor. Şimdi bu çok önemli bir cümledir. Halbuki mesela şimdi gökyüzüne derken neyi kastetti Cenab yani o hanım sahabe? Yani neyi kastetti? Yani yani yukarıda bir yerde midir diye mi almamız lazım? Yoksa daha dikkatle bakıp yani burada değil. Yani taşta, toprakta değil. Yani buradaki bu cisimler gibi değil. Yüksek bir kademede mi? Yani yüksek bir yani tenzihi mi anlatmak istedi? Şimdi bence anlatmak istediği şey tenzih aslında. Yani kadın söylemek istediği şey tenzih. Daha doğrusu en azından Peygamber Efendimizin ee, o hanımın bu bu cevabından tenzihi anladığını veya tenzih'e işaret ettiğini kabul ettiğini varsayabiliriz. Yani böyle düşünebiliriz. Şimdi bir defa bunu bu, bunu böyle bir yazalım yani bunu böyle bir tutalım. Yani her insan e, yani Tanrı bu taş toprak değildir diyecek kadar bir tenzih fikrine sahip olması lazım. Neden? Çünkü e, diğer konularda yani dünyayla ilgili konularda işte kar zararı ile ilgili konularda işte dünyadaki diğer yaşam kültürüyle ilgili konularda bir ayrıştırma yapıyor. Yani diyelim mesela şu benimdir diyor, şu senindir diyor. Öteki şöyledir, belki böyledir diyor. Bunu diyebildiğine göre yani Tanrı burada değildir. Tanrı bu cisimde değildir diyebilmesi lazım. Yani her insanda bu kadar bir şey ve sorumluluk burada oluşuyor. Birinci nokta bu. Fakat ikincisi bence çok önemli. İkinci konu bir kutsi hadisle bu hikaye tamamlanıyor. Aslında şimdi bizde yani yani Musa çoban hikayesi kutsi hadis formunda geliyor. Nedir o? Şimdi Allah kuluna diyor ki ben hasta oldum beni ziyaret etmedin. Hmm. Şimdi çoban bunu söylüyordu yani yani Allah'ım sen kimsesizsin bana gel ben sana bakayım diyordu. Evet, farklı bir versiyon. Yani abi. sana çorba yapayım diyordu. Şimdi hadiste diyor ki kutsi hadiste ben hasta oldum beni ziyaret etmedin diyor. Şimdi aynı şey yani yani benim Allah'ı ziyaret etmem mümkün olabilir mi normalde? Ama şimdi hadis bunu böyle söylüyor. Hasta olması da mümkün. Ha, hasta olması mümkün olabilir mi? Mesela Hı. ben hastayım diye yani cenab böyle bir şey olabilir mi? Hı. Çoban bunu söylüyordu yani kimsesizsin, açsın vesaire diyordu. Şimdi hadis bu ifadeyi kullanıyor. E, susadım yani senden su istedim bana su vermedin. Hı. Ya da işte elbise istedim neyse yani hani bu tarz hani ihtiyaçlar e, sadedinde bir takım şeyler söyleniyor. Kul diyor ki, yarab diyor ben seni nasıl ziyaret edebilirim? Ve sen nasıl hasta olursun? Diyor ki, falan kulum hasta idi. Onu ziyaret etseydin, beni ziyaret etmiş olurdun veya beni orada bulmuş olurdun. Diyor. Filan kulum senden yemek istedi. Ona yemek verseydin, bana vermiş olurdun. Şimdi hani benim zaman zaman bu programlarda söylediğim bir cümle var ya. Bizim Türkçemizdeki en güzel kelime Tanrı misafiri hmm. kelimesidir. Evet. Tanrı misafiri kelimesinin kaynağı bu kutsi hadistir. Bu hadisten geliyor. Şimdi kutsi hadiste diyor ki Tanrı size yemek yemek için gelmez. Bir hmm. kulu geldiğinde sanki Tanrı gelmiş gibi olur. Oh, hayır. Dolayısıyla şimdi Tanrı misafiri ya Tanrı adına gelen misafir, ya tanrı gelmiş gibi misafir yani tanrı misafir hmm. gelmiş gibi demektir mesela bir insan hasta ziyaret ettiğinde ya hiç yapamam da bu işleri yani, yani yapanlara söyleyelim yani gerçekten yani ee, çok tembelimdir yani Allah affedersin şimdi bir insan mesela hasta ziyaretine gittiğinde hastayı mı ziyaret ediyor? hayır tanrıyı ziyaret etmiş gibi hmm. oraya gider dolayısıyla şimdi bu Müslüman toplumda Ahlak açısından muazzam bir ufuk oluşturur, hmm. muazzam bir evet. ufuk. Yani bir anda ilişkilerimizde ya da mesela şöyle düşün, yani ekmek geliyor, senin ekme, fırında ekmek alacak sana, şey, fırından yani ekmek satın alacak adam. Şimdi sen sanki Tanrı gelmiş gibi, yani hmm. yani Tanrı'nın kulu, yani Tanrı gelmiş gibi, yani vekili kendi gibi, vekilini sana sunmaklaştıracak hayatın içerisine hayatın içerisine sokuyoruz Sen şimdi adama ta, şey satarken, ekmek satarken sanki Tanrı'ya vermiş gibi veriyorsun. Hmm. Şimdi bunu genişleten yani yani bu, e, bu, bunu umumileştiren ve hayatın bütün alanlarına taşıyan muazzam hadisi şerifler vardır. Ve bunlar aslında esas itibariyle ayet-i kerimelerden gelirler. Mesela işte diyelim ki kim Allah'a karzı hasen verirse, borç verirse. Hmm. Ya Allah borç verilir mi? Nasıl yani? Şimdi bak yani hani hadisin aynısı ayette geliyor. Şimdi hadis-i şerif diyor ki mesela sadaka veren diyor önce Rahman'ın eline düşer diyor. Şimdi bunların hepsi yani mantık olarak, düşünce olarak bu çoban Musa hikayesinin Müslüman toplumdaki farklı versiyonlarıdır. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Çoban Musa hikayesi burada belirsiz kaldı. Bu cevabını İslam literatüründe yani İslam yani Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerinde buldu. Çünkü bu hikaye bunun içinidir. Hiçbir zaman yani çobana evet çoban sen haklısın yani Allah Allah sana gelsin de çorba ona pişir dersin. Hmm. Ne kadar samimisin? Ne kadar ca samimi? Cahil. Yani böyle şey olur mu? Yani şimdi onun bir kademe yukarıya çıkarak tamam mı? Yani biz burada çobana bayılmayacağız. Hmm. Onun bir kademe yuk yukarıya çıkarak soyutlamayı kendi kapasitesince öğrenmesi lazım. Düşünceyi öğrenmesi lazım. Anlatalım yani. Hmm. Yani mesela bir diyelim ki bize bir kızı sevdiğinde böyle bir çoban yani o e, yani kız yanında yokken de onu düşünebilmesi lazım. Yani her şey çorba vermek, ne yapmak hmm. falan değil değil ama soyutlamayı öğrenebilmesi lazım. Tanrı ile ilişkisinde soyutlamayı öğrenebilmesi lazım. Dolayısıyla şimdi o soyutlamaya gidebilirse çoban yani bir kademe bir derece ne kadarsa gidebilirse Tanrı onun soyutlamasına ki 10 kademe gelecek. Hmm. O bir kademe daha giderse Tanrı ona daha fazla gelecek. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla şimdi Müslüman düşünce bu aradaki dengeyi kurarak Bizi çobanın ahlakına, çobanın e, paganlığına, somutçuluğuna mahkum etmedi. Bize yürümeyi gösterdi. Çünkü dindarlık bu yürümeyle daha tenzihçiliğe doğru gitmeyi iktiza eder. Eyvallah hocam muhteşem anlattınız. Ağzınıza, yüreğinize Sağ sağlık. Bir nefes arası verelim hocam. Evet kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Buyurun. <laughs> Şimdi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli Ekrem Hocam'la beraber. Ee, hocam ilk bölümde Hazreti Musa'yla Çoban'ın hikayesiyle biraz finallendirmiştiniz Oraya çok farklı bir bakış açısı sundunuz. Bizim orada tabii belki bilmiyorum işimize mi geliyordu böyle herkes bildiği şekilde iman etsin, herkes bildiği şekilde duasını etsin, oradan Allah bir şekilde onlara dönüş sağlayacaktır diyerek işin yani, içinden sıyrılamayacağımızı e, göster şey yaptınız, din, söylediniz. Yani hem din hem onun içerisinde tasavvuf e, böyle e, hoşgörülü değildir. Yani böyle... E, yani bir kişiye hoşgörü olmakla yani onu e, onu değiştirmek, onu dönüştürmek, ona talim etmek ayrı şeyler tabii. E, kişiye yani hoşgörü gösterebilir ama o o düşüncenin yanlış olduğundan vazgeçmez yani. Dolayısıyla şimdi yani böyle dinin bu müdahaleci tarafını tasavvuf devralmıştır ve tasavvuf çok müdahalecidir. Yani tasavvufta Böyle hani sahih batıl ayrımı çok kuvvetlidir. Hı. Dolayısıyla şimdi yani insanlar böyle hani gevşek bir tasavvuf e, istiyorlar galiba ama o yok yani. Yani dinde o yok yani. E, daha da şöyle eğer tasavvuf, e, şimdi eskiden beri şöyle bir şey ortaya çıkmıştır. Tasavvufun ne olduğunu anlatmak için yani şöyle derler yani tasavvuf aslında yani büyük sufilerin böyle hakklarına ittifak edilmiş olan sufilerin yaşama biçimidir. Yani hani onlara dikkat etmemiz lazım, Hı. onlara esas almamız lazım falan demişlerdir. Eğer tasavvufu böyle tanımlayacaksak yani buradan bu dediğim sonuç çıkar yani e, yani çobanı yüceltmek yani ne güzel işte bak çoban ne kadar samimi filan demek çıkmaz çünkü çoban samimi ama insana layık yani sadece Tanrıya layık olmayan değil İnsana layık olmayan bir şey söylüyor yani hiçbir emek göstermiyor zihniyle ilgili yani, yani diğer hiçbir, hayvanattan bir farkı kalmıyor gibi yani bir şey nerede neredeyse mi? mesela nerede yani yani dünyada gözün nerede açmışsa aklı orada kalmış hakikî şimdi din aklı yüceltmek üzere gelmiş. Yani aklın din aklın özgürleşmesidir. Din aklı insanın özgürleşmesidir. Yani bu sözleri bilen yani lafosen söylemiyoruz gerçekten. Yani bu bunu, din bunun için mücadele eder. Dolayısıyla mesela din mesela felsefenin ya da bilimin asla yapamayacağı bir şeyi çok geniş kitlelere yani milyonlarca, milyarlarca insana tanrının tenzihini anlatır. Ee, tanrının işte birliğini anlatır. Tanrının bütün evrenin yaratıcısı olduğunu anlatır. Tanrı'nın bütün insanların yaratıcısı olduğunu anlatır. Ve buradan şu ve bu ölçüde bir ahlak ona öğretir. Dolayısıyla şimdi herkes yani daha büyük yani kend bulunduğu durumdan daha daha yüksek, daha büyük bir mertebeye doğru gelir. Yani onun için mesela din bir yürüme eylemidir. Hı hı. Ve herkes dine girdiğinde yani bulunduğu yerden daha işte 5 adım, on adım, 15 adım daha ileriye doğru gitmeye başlar. Bu çok önemli bir konudur. Yani bunun üzerine çok durmak hmm. lazım çok düşünmek lazım. Ee, dolayısıyla şimdi böyle dini sürekli bunulan durumu yani yani içinde olduğumuz durumu meşrulaştıran bir araç olarak ki yani insanlar buna ihtiyacı yok. Yani hani bir adam hani böyle inanıyorsa buna dinden referans bulmasına gerek yok. Böyle inansın gitsin. O onun meselesi ama dinden dersek olmaz. Tasavvuftan dersek olmaz. Tasavvuf bunu meşru görmez. Tasavvufun bir şeyi anlamasıyla bir şeyi meşru görmesi tamamen farklı hmm. süreçlerdir. Arif'in bakışı gerekiyor diyorsunuz tabii, yani. Arif tabii. oradaki doğruyu hakikati söylemek. Arif durumda. onu anlar ama Arif'in onu anlaması o kişi için bir çare değil. Yani bir kur hmm. o adam onu anlamıyor. Arif onu anlıyor. Dolayısıyla hmm. şimdi yani yani bir mağaranın dışında biri mağaranın içinde. Mağaranın içindeki adam yani mağaranın içindeki mağarada olduğunu bilmiyor. O söylüyor ona diyor yani şunu gibi mesela. Şimdi Platon mesela insan diyor ki siz bir mağaradasınız. Ama bunun için Platon söyledi diye insanlar mağaranın dışına çıkmış olmuyorlar ki. İnsanlar hmm. ne zaman mağaranın dışına çıkarlarsa... ...o zaman Platon'la biri olacaklar... ...bunun hmm. gibi bir şey yani... ...eyvallah hocam yani dolayısıyla bir... ...ben bu şeyi böyle düz mantık anladığımız hmm. zaman... ...bir sabitenin de olmadığını insan varsaymış oluyor... ...yani çünkü Tabii. herkes her Tabii. şekilde... ...inanabilir, iman edebilir... Hı. ...bu anlamda güzel bir bakış açısı sundunuz hocam... ...değerli hocam şimdi... ...Allah'ın bilinmek istemesinden bahsettiniz... ...Allah'ın varlığı da bir... ...yani kendi varlığını... ...bilinmesi için de ötekine ihtiyaç hmm. var... Böyle bir ötekine ihtiyaç duyan Allah tasavvuru var. Bir de insanın insanla ilişkisi var. Ötekiyle ilişkisi. Ee, i̇nsanın ötekiyle ilişkisini siz nasıl değerlendirirsiniz? Allah'la olan şimdi, ilişkiyi anlattınız. Şöyle, Allah, şimdi Allah ötekine ihtiyaç duymaz. O ifade yanlış olur. Ee, orada yani dini hayatın, dini düşüncenin anlatmakta çok güçlük çektiği bir konu vardı. Yani Allah alemi yaratmıştır ama buna muhtaç değildir. İşte Allah mesela hmm. insanlardan bir şey istemiştir ama buna muhtaç değildir filan. Hep böyle anlatılır yani yani bu, biz buna yani e, şöyle diyelim yani Celal ve Cemal ifadelerini kullanırız yani Cemal Allah'ın aleme dönük ya da insana dönük tecellisine denilir Celal ise alemden müstahni oluşuna işaret edilir. Şimdi bu mesela yani bizim şimdi dini hayatımızı şekillendiren temel motivasyon bir e, önemlilik fikridir yani bir ihtiyaç fikridir yani sanki biz farkında olmadan Tanrı'ya yardım ediyormuşuz gibi ya da Tanrının amacına hizmet ediyormuş gibi düşünerek motive oluruz yani böyle evet. mesela e, şimdi Hazreti İsa diyor ki men ensar ilallah i̇şte Allah'a Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir? Havariler diyor ki nahnu ensarullah biziz Allah'a yani bak ona yani ensarullah yani Allah'a giden, giden yolda senin yardımcılarınız Hı. da demiyor doğrudan biz Allah'ın yardımcılarıyız diyor yani başka ayetler de var böyle Allah yardım ederseniz vesaire falan gibi fakat Şimdi bunların hepsi bir anlatım yani bir dilde ortaya çıkan durumlar. Şimdi dilde kaynaklanan durumlar ile hakikati ölçüştürmemek lazım. Yani bunlar tam olarak birbirine mutabık olmaz. Bu açıdan mesela Allah bir tarafıyla bize yani sanki böyle hani bir hani alemi bir amaç için yarattı ya da bizim yani ibadet etmemiz çok kıymet çok mühim gibi söyler ama bir taraftan da kendisini tanımlarken vallahu ani gün anil alemin der. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Şimdi zihnimizde bu iki cümle eşlik eder. Yani hem istiyor hem müstahane. O zaman bu işler niçin oluyor? Evet. Tamam? Ya yani hem istiyor hem müstahane. En basit anlamıyla söyleyeceğimiz şey şu. Bu işleri talep etmesinin nedeni insanın kemale ermesiyle ilgili bir şeydir. Yani insanın hmm. yetkinleşmesiyle ilgili bir şeydir. İnsanın varlıktaki durumu, eşyayı olduğu hal üzere idrak etmesiyle ilgili bir durumdur. En azından böyle düşünün. Yani böyle bu tam bir açıklama değildir. Yani bu açıdan mesela işin bu kısmına tam bir açıklama getirilemez. Yani ne yani hiçbir metafizikçi hiçbir düşünür Alem niçin yani var olmuştur? Mesela insan niçin ibadetle yükümlüdür? Ya da mesela Tanrı niçin bilinmek istemiştir? Bu cümlelerin hiçbirisine hiç kimse cevap verememiştir. Yani hmm. böyle anladın mı? Yani hani birisi mesela kafasını takılıp da ya ben bu cevap ben bunu sorun cevabını bilmiyorum. <laughs> bazen işte buluyorlar beni. Şimdi diyor Ekrem sana sorayım falan. Ben zaten bilmiyorum. Nereden bileyim yani? Bunu kimse bilmiyor. Bunun cevabı yok. Yani böyle bir belki mesela böyle bir soru da yok. Hmm. Yani çünkü bu sorun olabilmesi için ya tamamen böyle bir gün durup ondan sonra harekete geçiyor olması lazım. Halbuki bütün bu fiilleri ezeli ve ebedi diye kabul edersek bu soruların kendisi saçma olabilir ama biz bu sorunun saçma olduğunu bir türlü anlayamayız. Biz bu sorunu idrak hmm. yani idrak edemeyiz bunu. Çünkü biz hadise içerisinde hadiseler içerisinde bir fiil gibi biz buna bakıyoruz. Bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla şimdi hani biraz zihnimizi derleyerek toparlayarak, biraz zihnimize bir düzen kazandırarak. Yani metafizi hazır hale daha düz metafizi konular hmm. dinlemeye hazır hale getirmeye çalışmamız lazım düşünce böyle bakmak lazım. Neyse peki öteki insan nedir? Hani insan için nedir? Şimdi öteki insan dedi ki insan için bir okuldur. Neden? Şimdi biz mesela e, huylarımız vardır ve bu huylarımızla yani karakterimiz e, dünya ile ilişki kurar. Hmm. Mesela diyelim ki bizim e, Mesela korkularımız vardır. Dünyaya baktığımızda korktuğumuz bir takım hadiseler ortaya çıkar ve buna karşı tedbirler alırız. Mesela bir takım arzularımız vardır. Bu arzulara göre dünyayla ilişkili kurar, bir takım yani yönelimlere gireriz, değil mi? Yani bir menfaat elde etmeye çalışırız vesaire. Aslında aklımızı şekillendiren şey de budur. Yani bu korkular ve bu arzulardır. Yani ak akıl dediğimiz şeyi şekillendiren şey e, bunlardır. Şimdi bir de zaman içerisinde yani bu, bunlarla irtibatlı olmak üzere böyle ahlak diye bir şey ortaya çıkar bizde. Yani ahlak. Yani mesela yani doğruluk diye, iyilik diye e, işte vesaire filan. Şimdi bir defa bunların oluşması, hatta bunların hepsinden önce bir dilin oluşması bir başka insana bağlıdır. Hmm, karşılıklı birbirine yani, bir, bir, yani Yani bir dilin oluşması bir insana bağlıdır. İki, bir kimliğin oluşması bir insanın varlığına bağlıdır. Yani, yani dilimiz bir insanla oluşuyor, yani bir insanla iletişimde oluşuyor. Kimliğimiz aslında bir insanla ilişkide oluşuyor. Çünkü ben kimim aslında? Ben sen olmayanım esas itibariyle. Benim dilim ne aslında? Benim dilim ben ve sen diye ortaya çıkan ya da benim ve senin fiillerin diye ayırt etmemi sağlayan bir şeydir yani yani bir anlatıdır. Dolayısıyla şimdi dilim de sana bağlıdır, kimliğim de sana bağlıdır. Yani yani do, şimdi onuncu mesela yani insanın toplumsallaşmasının esas nedeni ...benliğini fark etmektir. Yani benliğini idrak etmektir. Hmm. Ve toplumsalaşma sürecinde biz bunu idrak ederiz. Bunun için mesela din bize en çok yani referans olarak belli konuların bir tanesi... ...Adem'in Havva ile ikilenmesi meselesidir. Yani hmm. yani Adem Havva olduğunda yani daha doğrusu insan Adem ve Havva diye bölündüğünde... ...yani böyle ortaya çıktığında e, o zaman şimdi Adem Havva'da... ...Havva Adem'de kendini tanımış oldu veya hmm. o ilişki içerisinde kendini tanımış oldu... Şimdi dolayısıyla şimdi yani öteki insan bizim dilimizin, öteki insan bizim kimliğimizin nedenidir. Yani hmm. dilimiz ancak onun sayesinde ortaya çıkıyor. Kimliğimiz ancak onun sayesinde ortaya çıkıyor. Şimdi bununla ilgili bir araştırmalar falan da yapılmış. Hatta bizim şeyde mesela bu yani İbni Tüfeil'in işte Haybin Yaksızan'ı ben klasik düşünce okulunda okutmuştum. Şimdi orada bir takım tartışmalara falan da girmiştik. Yani acaba mesela bir insan hayvanların arasında hani böyle tarzan filmleri vardı hmm. ya hani ormanda işte büyüyor kalıyor falan filan. Şimdi mesela ormanların şey hayvanların arasında yaşasa ya da diyelim yani bir insan olmaksızın bir insan tek başına olsa onda ne olur idi? Hmm. Yani onlar ne onlar ne olabilir? Şimdi birçok tabii görüş var, çok tartışma var. Yani aslında insan yaşayamıyor ya da insanda mesela bilinç gelişmiyor. Yani benlik fikri gelişmiyor. Hmm. Kendini mesela bir hayvandan ayrıştıramıyor. Ya da mesela işte e, dil gelişmiyor. Yani hani bir dil gelişmeyince düşünce gelişmiyor. Hmm. Şimdi dilin gelişmesi düşünce gelişmesinin zeminidir. Yani sebebidir falan. Şimdi bir defa hani bunlar yani olgusal durumlar yani yani ben ve sen ilişkisinde olgusal durumlar. Şimdi ikinci bir kademeye geçelim. Şimdi insanın e, insanla ilişkisinde e, ahlak yetkinleşir, ahlak kemale erer. Yani ahlak dediğimiz bir şey böyle ortaya çıkar. Mesela diyelim ki e, mesela doğruluk bir insanla ilişkimizde ortaya çıkar. Mesela iyilik bir insanla ilişkimizde ortaya çıkar. Mesela merhamet bir insanla ilişkimizde ortaya çıkar. Bahusus mesela burada yani bizim böyle hani İslam ahlakçıları eşit insanlar arasındaki ilişkiye çok atıf yaparlar. Bunun en iyi örneği de mesela karı koca ilişkisidir. Yani 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 bir ailenin ilişkisidir. Neden? Çünkü orada mesela işte sabır sınavı, orada cömertlik sınavı, orada mesela gerçekte mesela cömert miyiz değil miyiz? Gerçekte cesur muyuz değil miyiz? Gerçekte merhametli miyiz değil miyiz? Aslında bütün bunlar hep orada ortaya çıkarlar. Dolayısıyla şimdi öteki insan bizim saklı hazinemizin ortaya çıkmasının nedenidir. Yani biz bir kenzi mahfiyiz aslında ve bu kenzi mahfi aslında bir başka insan vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Yani bunun mesela diyelim ki bir hayvanla ilişkide ortaya çıkması, doğayla ilişkide ortaya çıkması ya da bir başka şekilde ortaya çıkması diye bir şey söz konusu değil. Ancak bir başka insanla ilişkide kenzi mahfi e, ortaya çıkıyor. Şimdi bakın bu da çok önemli bir konudur. Şöyle şimdi yeni platonculardan gelen bir e, felsefi önerme vardır. E, birden bir çıkar. şey Hı. düşünceden. E, birden bir çıkar derler. Bu cümlenin çok farklı versiyonları vardır. Çok farklı versiyonlar vardır. Bu Peki. versiyonların bir tanesi şudur. E, birden mi bir çıkar? E, Tanrı yani birdir yani mükemmeldir. Ondan işte bir bir çıktı yani insan Hı. çıktı diyelim. Bir başka versiyonu şudur. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Şimdi bu Hı. cümleyle mesela bak. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı cümlesiyle birden bir çıkar arasında mantıksal bir ilişki vardır. Hmm. Neden? Kendi sureti nedir Tanrı'nın? Birliktir. Vataniyettir. Hmm. Dolayısıyla şimdi insan Allah Adem'i bir olarak yarattı. Yani vataniyet özelliğinde yarattı. Ferdiyet özelliğinde yarattı. Yani tekil bir varlık. Yani dolayısıyla şimdi birlik aynı zamanda kemal demektir. Hmm. Yani kamil bir varlık olarak onu yarattı. Şimdi birincisi şeylerden bir tanesi bu. İkinci bir nokta, eğer Tanrı neyse yani onun sureti neyse o hususiyet bize de ortaya çıkıyor ve tıpkı Tanrı gibi biz de o hususiyetin ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Hmm. Tanrı kendisini şimdi eğer o ifade doğru şey yani onu doğru kabul edersek kendisi mahfi olarak tanımlıyor. Tanrı bir kendisi mahfidir. Yani bir gizli hazinedir. Şimdi o zaman şimdi suretinde olan varlık da bir gizli hazinedir. Hmm. Şimdi biz hepimiz bakınız, yani yer, yani bu bu da çok keyifli bir şeydir, çok hoş bir şeydir. Yani yeryüzü gizli hazinelerle doludur. Hmm. Yani her insan kendine, keş, yani beni keşfetsin insanlar diye bakan bir e, gizli hazine olarak bakar. Yani tamam, mı? yani yani insanlar beni cümlemi tekrar edeyim, yani her insan kendine keşfedilmeyi bekleyen, yani niçin insanlar beni hala keşfetmedi diye ızdırap çeken bir gizli hazine olarak bakar. Tanrı'nın suretinde yaratılmış olmamızın nedeni budur. Hmm. Ve sonucu budur. Dolayısıyla şimdi bu gizli hazine yani biz de madem bir gizli hazineyiz biz de zuhur etmek istiyoruz. Yani yani tohum meyveye durmak istiyor. Hmm. Tohum ağaca durmak istiyor. Yani yani böyle ortaya çıksın istiyor. Zebun olmak istemiyoruz. Telef olmak istemiyoruz. Bu kabiliyet ortaya çıksın, görünsün. Yani zahir olsun istiyoruz. Tamam yani güneş doğsun istiyoruz. Dolayısıyla şimdi böyle içimizde bir aslan var. Tamam mı? Yani hani denir ya mesela her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Ben o cümleyi şöyle söylerim. Her yiğidin gönlünde kendisi bir aslan olarak yatar. Siz o o, o, o yiğidin dünyada telef edildiğine bakmayın yani. Yani böyle fare boğdurulduğuna falan bakmayın. Yani herkes kendi gönlünde bir aslan olarak yatar. Bunu mesela o Yiğidin annesi itiraf eder ve ona işte aslanım der, kaptan hmm. der, bilmem ne der. Hani şahhanın var ya hmm, öyle. öyle bir ki şah ka karga tamam mı? Yani bunu annesi idrak eder. Bunun mesela sevdiği insan idrak eder. Mesela eşinin bunu idrak etmesini ister filan. Niye? Çünkü dünya bizi törpülüyor. Dünya bizi hırpalıyor ve dünya bizi dövüyor. Aslan dünyada korkuyor. Aslan hmm. dünya ortaya çıkamıyor. Halbuki adam aslan. Yani kendisi mahfi orada aslan Şimdi bu aslanın ortaya çıkabilmesi lazım yani sağ salim ortaya çıkabilmesi lazım ve seni yememesi lazım ya da senin aslanın beni yememesi lazım. Şimdi o zaman şimdi biz birbirimize yani kendi mahfilerimizi gizli hazinelerimizi gizli kabiliyetlerimizi göstermek için muhtacız. Dolayısıyla Hı. şimdi biz e, <laughs> yani yani nasıl ki Tanrı alemi kendi mahfi zuhur'a gelsin diye yarattı insanları da birbirlerinin kendi mahfilerini yani gizli hazini olan e, kabiliyetlerini varlıklarını görsünler diye yarattı. Şimdi Hı -hı. bence her insan kendine böyle bakmak zorundadır. Yani ben bir gizli hazineyim. Tamam? Veya Hı -hı. ben bir hazineyim. Yani hani etrafımızdakilere bakamıyor en azından kendimize de bakalım Etrafımızdaki... Bence insan ilk görev kendisi hakkında bu cümleyi kullanmaktır. Hı -hı. Yani başkası hakkında herkes kendisi hakkında cümleyi kullansa alemde hazine olmayan kimse kalmaz. Hı -hı. Yani görevimiz başkaları hakkında tespit yapmak değil. Görevimiz kendimizin bir kendi mahfi olduğuna inanmak komplekse de girmiyoruz Tabii, böyle düşünürüz. Yani buna inanırsak, mesela ben bir kendi Mahfi'yim kardeşim diyebilirse, hmm. o zaman bu kendi mahfiden sürekli kabiliyetler çıkar. Yani insanlığa hmm. hizmet eden, yani insanlığa fayda sağlayan, değil mi? Yani dünyayı güzelleştiren kabiliyetler çıkar. Hmm. Yani yıkıcı şeyler de çıkabilir ama kendi mahfii bu. Yani yani böyle bir şey sürekli ortaya çıkar. Dolayısıyla şimdi öteki insan kendi mahfinin zuhur mahallidir. Mesela ben içimdeki sevme kabiliyetini bir başka insana yansıtarak ne kadar büyük bir hazinem olduğunu göstermek isterim. Hmm. Ben mesela cömertliğimi, ben cesaretimi, ben aklımı, ben zihnimi, ben fikrimi bir başka insana göstererek ne kadar kıymetli bir hazineye sahip olduğumu göstermek isterim ya da görmek isterim. Hmm. Şimdi o da aynısını yapar. Yani o da kendi kabiliyetini görmek ister. Şimdi her kabiliyet zuhura merbuttur. Yani her hmm. kabiliyet Zuhura rabıtalıdır. Zuhur etmek ister, ortaya hmm. çıkmak ister. Dolayısıyla şimdi bu zuhur etmek isteyen kabiliyetlerimiz öteki insanın şahitliğini talep eder. Hmm. Şimdi burada problemler ortaya çıkar. Yani yani bu şahitliğin gelmesi, gelmemesi, gelmeyince hmm. mutsuzluğumuz, gelince geçici sevinçlerimiz vesaire vesaire birçok durum hmm. ortaya çıkar. Şimdi benim bu konudaki teorim şudur. Öteki insana muhtacız doğru ama öteki insanın da bir kendisi mahvi olduğunu öğrenmek gerekiyor. Hmm. O da, onun da bir muhtaçlık durumu var. Anlatabiliyor mı? Yani yani bu şuna benziyor. Mesela şimdi Tanrı evet bir kendi mafi olarak bize tecelli ediyor ama bizden de fiiller ortaya çıkıyor. Hmm. Yani Tanrı ona müsaade ediyor. İnsanın da kabiliyetleri hmm. var. Yarat, yani yani Allah bizi öyle yaratmış. Hmm. Tamam? Bunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi hani böyle pas yani kimse bu alemde pasifliği kabul etmiyor. Hmm. Yani seyredeyim, ben temas edeyim bunu kabul etmiyor. Herkesin bir şey ortaya çıkacak. Herkesin bir zuhur ortaya çıkacak vesaire. Dolayısıyla şimdi Kenzi Mafi'nin zuhur etmesi için bizim bir başka insana ihtiyacımız şarttır. Ama onun da bir Kenzi Mafi olduğuna inanmak şart değil. Eyvallah hocam. İlk bölümde söylediğiniz gibi o Kenzi Mafi'yi görmek için de bir arif olması gerekir. İnsanın kendine karşı da bir arifliği söz konusu olması gerekir değil mi hocam? Yani o bütünü görebilmesi için kabiliyeti. Şöyle aslında biz kendi mafi olduğumuzu arif olmadan da hissediyoruz. Yani idrak ediyoruz. Fakat e, bunun için pek gerekli cümleler, yani doğru, doğru cümleler pek kuramıyoruz. Yani başka başka cümleler kullanıyoruz. Yani içimizde böyle bir yaşama sevgisi, varlığımıza hmm. düşkünlük, kendimizi gösterme... ...hatta bir çocuksu bile olsa böyle, böyle hallerimiz var. Bunlar Hı. aslında Kenzi Mahfi adını koymadan bir Kenzi Mahfi olduğumuza işaret ediyor. Fakat şimdi Arif olan adam veya yani bu konuda hani bilgisi olan, düşüncesi olan adam... ...yani bütün insanların aynı özellikte e, ...müçtemi olduğunu, e, toplanmış olduğunu idrak eden Bütün insanların... E, ...aynı şekilde hareket ettiğini fark eder. Eğer Arif ise... ...yani bu mesela az önce gibi bir başka birisi de idrak edebilir ama... ...Arif ise bütün bunların... ...Tanrı'nın suretinde yaratılmış olmamızdan kaynaklandığını idrak eder. Dolayısıyla şimdi bu iyi bir şeydir. Yani bir insanın kendini... kendisi mahfi olarak görmesi çok iyi bir şeydir. Bu... Birden bir çıkar cümlesinin hmm. e, Tanrı Adem'i suretinde yarattı şeklindeki dini ifadesinin bir neticesidir. Eyvallah. Tanrı bir kenzi mahfi ise ondan kenzi mahfiler çıkmıştır. Eğer Tanrı mesela her şeyin hazineleri bizde ise diyor Allah. O zaman her insan hmm. kendini bir hazine olarak görür. Yani buna bir yanlışlık yoktur. Bizde merhamet hazineleri vardır. Bizde cömertlik hazineleri vardır. Bizde doğruluk hazineleri vardır ve bu hazineler ortaya çıkmak isterler. Mesela ...arayışımızın temelini de... ...nedeni budur... ...ben şimdi mesela... ...şimdi talebelerime falan anlatırken... ...şeyi çok söylerim... ...büyük meraklarınız olsun çok derim... ...yani... Hmm. ...büyük merak ve büyük cesaret... ...en yani özellikle yani bizim mesela... ...marif sistemimizin temelinde olması gereken... ...en temel iki kavram budur... ...yani bir öğretmen mesela... ...ne zaman do doğru öğretmendir bence... ...yani bir talebeye... ...veya önündeki talebelerden... ...birkaç tane, hmm. kaç tane bilmiyorum... ...yani... ...büyük merakı öğrettiğinde... Hmm. ...yani normal bir merak değil... Büyük merakı öğrettiğinde. Çünkü büyük merak büyük cesaretin sebebidir. Hmm. Şimdi o merak aslında içimizdeki kabiliyetin dışa gelme arzusudur. Mesela içimizdeki doğruluk eşyayı tanımakla anlamını bulur. Hmm. Mesela içimizdeki merhamet diyelim ki varlıklara saygı göstermekle anlamını bulur. Ama hmm. bunun için varlıkları tanımamız gerekir. İşte içimizdeki adalet mesela hadiseleri değerlendirirken ortaya çıkar vesaire. Yani bütün bunların hepsi tabii neticede bir başka insanın varlığına matuf olan. İyi valo hocam. bir insanın kendini göstermesini de o zaman ma mazur görmemiz gerekir yani. Hayır sen kendi. Hayır yani öyle değil. Şimdi İnsan... Gösterişle <laughs> kıyasla gösterişe Aha. mi o oradaki Abi, ayrımı nasıl işte, yapacağız o, hocam? Şimdi bir defa kime gösteriyorsun? Hazineye gösteriyorsun. Ben sana bakmam ki. Hmm. Yani sen bana göstermek istiyorsun da ben sana bakmam ki. Yani, ben de azineyim, Sen ben de, 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 de hazineyim. bana bak. Hmm. Zaten bak böyle bak dikkat edin mesela insanlar böyledirler. Şimdi birisine bir şey anlatmaya başlarsa o da hemen durar dura sana başka bir şey anlatmaya başlar. Evet. Ya bir dur be kardeşim yani <laughs> şu bizimkini bir anlatalım falan değil mi? Çünkü o da az yine. Onun hikayesi de çok önemli. Tamam o da öyle düşünüyor. Yani kimse kulak olarak yaratılmadı bu alemde. Yani kulağı ve dili var. Dolayısıyla şimdi yani dinleyecek sana bir şey anlatmak için. Bir ikincisi şimdi insanın mesela yani bir başkasından umudu hep hayal kırıklığıyla neticelenir. Yani yani başkasına hani bel bağla bağlıyor tamam bir vasıta olarak bir araç olarak tamam bu. Bilmedi, bu. oluyor ama bir başkasına bel bağladığımızda bu hayal kırıklığıyla neticelenecektir. Hmm. Bu netice, bu nedenle şimdi bu şimdi vakayla dini olanı, vakayla ahlak olanı araştırmamız lazım. Ahlak ve din gösteriş yapmamızı başarısız bir teşebbüs olarak görüyor. Hmm. Yani gösteriş yapıyoruz. Halbuki bize kimse bakmıyor. Yani biz hmm. istiyoruz ki insanlar bizi seyretsin, tamam mı? Halbuki bir alkışlık hikayemiz var. Yani Anla yani bütün yani ben hmm. bir gözüyle bakmaları kadardır. Ondan sonra unutacaklar bizi. Şimdi bugün hmm. değil mi yani böyle hani sosyal medya falan çok konuştu evet. bu tarz şeyler. Yani 5 dakikalık bir hikaye bu. Ondan sonra unutulacaksın. Dolayısıyla bu bize yetmeyeceği için hep ayak olacak. O zaman biz şimdi e, insanla ilişkimizde bir başka noktaya dönebilirsek insanla ilişkimiz maksadına ulaşacak Tanrı. Hmm. Ee, yani kendimiz göstereceğimiz bir yer var. O bir daha... yer olması lazım hmm. ve onun bize sürekli bakması lazım. Ve hmm. bizim de on. o zaman şimdi mesela İnsan insanın aynasıdır cümlesi, insan Tanrı'ya aynadır. Tanrı insanı aynadır'a dönüşür. Hmm. Eyvallah hocam. Modern dünya da burada insanı bir yakalamış böyle kendini gösterme çabasını oradan Tabii, modern, uz... modern modern dünya hakikaten e, yani bir insan uzmanıdır hmm. ya modern dünya. Yani yani kapitalizm bir insan uzmanıdır. Yani mesela nelerimiz varsa. Mesela biz yalnızlıktan çok korkarız ve evet. kendimize tahammül edemeyiz. Modern dünya bunu çok iyi yakalamıştır. Hmm. Biz mesela durmaktan çok korkarız. Böyle işe yaramaktan yarama, şey yani durmaktan böyle hmm. hani bir şey var. modern dünya bizi koşturur. Hmm. Tamam mı? Yani çünkü durursak düşünmemiz lazım hmm. falan yani ondan sonra yani biz mesela e, koltukta oturmayı çok severiz. Yani iktidar koltuğunda oturmayı çok severiz. Modern dünya herkese yani evinin içinde kenar, bir yerde bir koltuk verdi. Yani tamam mı? Yani bir, yani bir, bir mesela modern dünya je mo, şey, dün... bağını da koparmış olmadım <laughs> hocam böylelikle. Yani o tekiyle kopar başka bir liste bağlanır. Hmm. Çok önemli bir şey değil o. Ee, modern dünya bizim yani insanın e, mesela korkusunu çok iyi gördü. O mesela herkese bir sigorta, maaş, bir şey buldu. Yani dolayısıyla modern dünya ne istediysek verdi aslında. Yani e, fakat şimdi şunu görmemiz lazım. Soru ne hocam? İstediklerimiz tam olarak bunlar değildi. Hımm. Bunu da göstermiş oldu bize. Tamam yani yani gördük ki yani şunun gibi hani az önceki Biz durum... görmedik herhalde değil mi hocam? Şu an içerisindeyiz. Ben gördük. Gördün yani mu? ben bence insanlar gördü. Yani yani modern toplumda biraz daha fazla, zengin toplumda biraz daha fazla gördüler. Hmm. Baklar ki bu iş böyle de değil. Başka araçlar lazım hmm. falan noktasına gittiler. Çünkü biz şu, yani az önceki cümle yani kendimizi göstermek istiyoruz ya biz ben ne dedim? Kimse bize bakmayacak. Hmm. Yani biz ucuza gideceğiz. Bir de hocam şey var mıdır? Yani gösterirken karşıdakini de, karşıdakini de tahrik ediyorsun. O da senin ötekini yok etmeye kalkışıyor. Varlığını yok etmeye e kalkışıyor. Çünkü neden? Yani, yani kendi mafi, kendi mafiye bayılmıyor. Yani herkes kendini rakip göstermek istiyor. Rakip olarak görüyoruz. Tabii rakip olarak. Herkes kendini göstermek istiyor. Dolayısıyla şimdi yani şeyin şiirini yazmıştım bir ara Arif e, Cahit yani. Öyle işte ne diyeyim işte bir, birkaç dakikalık bir hmm. saltanatın olur bu musalla taşında. Yani hmm. Anladın mı? yani bütün dostlar böyle önünde böyle saf saf dururlar. Yani bir dakikalık saltanatın olur yani ondan sonra kaldırıp götürürler. Yani Hı. herkes el bağlamış bilen ondan sonra götürürler. Hı. Herkesin hikayesi böyle. Ben kimin ötekisiyim Hı. diye bir düşünmek gerekir mi hocam? Sizin bir sözünüz var diye ben kimin yılanıyım diye. Bir sürü benzerlerini de çok sevmediniz hocam. Geçen de bir benzetme Hı. yaptık ama. Evet. Ben kimin ötekisiyim diye düşünmek de gerekir Yani bu insanın ötekine karşı saygısının mesafesini nasıl bir sınırda tutması gerekir? Bunun hakkında ne söyleyebiliriz hocam? Yani e, yakın çevre çok mühimdir. Yani insan kişiliği, insan kimliği e, yakın çevrede şekilleniyor ve yakın çevreyi sürekli modelliyoruz. Yani bütün ilişkilerde. Dolayısıyla mesela biz birisine bakarken zihnimiz biraz da bilinçaltımız hemen harekete geçiyor ve onu kodluyor. Yani bu mesela geçmişteki şu ilişkinin bir benzeridir gibi. Dolayısıyla mesela o ilişki eğer müspetse oraya doğru bir heves oluşuyor bizde. Eğer o ilişki menfi ise oraya doğru bir korku oluşuyor bizde. Dolayısıyla hani yani an içerisinde şimdiki anda yaşadığımız Hı. heves ya da korkular geçmişin bir e, şey gibi yani geçmişin bir tekrarı Hı. gibi ortaya çıkıyor. E Dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben şahsen yani şeye bu e, yani yakın ilişkilerde çok uzman daha da çok dikkatli birisi değilim ama yani e, yani aklı başında olanlar hani bunu önermek lazım. Yani yakın ilişkilerdeki kişiliğimiz yakın ilişkilerdeki durumumuza dikkat etmek lazım. Çünkü sahiçi olduğumuz yer orasıdır. Ve o sahici olan ilişkilerde rol yapmayız, gerçek davranırız ve o gerçeklikte biz gerçekte kendi Mahfi ne ölçüde çıktı, ne oldu, telef mi oldu, suyu yani su dışarıya çıkmadan bir yerde patladı mı, Hı. ne oldu filan. Bunları görürüz. Hocam mesela yakın ilişkilere çok odaklanmak lazım. Hocam eyvallah bir şey demiştiniz. İnsan insanın okuludur da demiştiniz. Buradaki evet. o ölçüde insan mesela bir alime ya da bir öğrete öğrenecek birine ne kadar yaklaşırsa belki bakış açısı da o kadar daralabilir. Buradaki o bakış açısını genişletmesi için neler söyleyebiliriz? Farklı okumalar, farklı zihin yapıları açılması için. Şöyle yani insan insan okuldur ama hakikaten çok sabır gerektiren bir okuldur o. Ee, yani böyle yani yani talim ederken çünkü ayağımızı çok basar. E, bizi çok sinirlendirir. Yani hmm. mesela şimdi bir kediden de birçok şey öğrenebiliriz. Köpekten de birçok hmm. şey öğrenebiliriz. Doğadan da öğrenebiliriz ve bütün bunları öğrenirken onlar bizim karşımızda pasif olarak durur. insan öyle değil. İnsan hani ayağımıza basar. Hmm. Dolayısıyla şimdi ayağımıza bastığımızda aslında sabrımız olup olmadığını ya da işte ne bileyim işte başka bir huyumuz olup olmadığını öğrenebiliriz vesaire ama ben şahsen ben şöyle düşünüyorum. Yani yani e, empati anlamında söylemeyeceğim ama yani bir yani herhangi bir insan aslında aynı sahiplerle hareket ediyor diye düşündüğümüzde meseleleri çözebiliriz. Aynı hmm. sahip ne demek yani şimdi insanın kendine layık gördüğü yerler vardır makamlar vardır. Hmm. Buna herkes kendini layık görüyor. Dolayısıyla sen hangi huyla, huylarla ya da hangi sahiplerle huysuzluk yapıyorsan muhatabın olan insan da aynı sahiplerle huysuzluk hmm. yapıyordur. Yani bunu bilmek gerekiyor. Yani biz öncelikli insan değiliz. İnsan olmada bütün hepimiz ortağız. Dolayısıyla insan insan huylarında, insanı yönlendiren sahiplerde de hepimiz ortağız diye baktığımız zaman o zaman insan okulu netice vermeye başlar. Yani sanki mesela duruyorsunuz. Yani şöyle düşünüyorsunuz ve bütün insanları sizden şubeler gibi okuyorsunuz. Yani hmm. sizin farklı farklı halleriniz diye okuyorsunuz. Yani ben bugün mesela misal diyelim ki Şimdi e, e, sen şimdi diyelim ki sen moderatörlük yapıyorsun ben konuşuyorum. Şimdi ben şöyle bakıyorum yani ben moderatörlük hiç yapmadım. Moderatör olsam hangi sahiplerle hareket edersem azan Nurkan aynı sahiplerle hareket ediyor. Yani hmm. e, yani anlatayım yani kendini ona göre yani hazırlıyor vesaire. Ya da diyelim ki mesela bir yönetici mesela değil hmm. mi? Yani şimdi böyle yani yönetici olma niyetimiz yok, düşüncemiz yok. Şimdi ben yönetici olsam Hangi sahipler nasıl hmm. hareket eder? Şimdi yönetici olan kişiye baktığında... <laughs> yani o okula o derse baktığımda hmm. yönetici olsaydı Ekrem ne olurdura bakar gibi bakıyorum. Hmm. Yani dolayısıyla şimdi, veya mesela bir yoksula ya da bir hastaya ya da bir çaresize falan. Onun için mesela şimdi hayattaki birçok farklı duruma birçok farklı örneğe her birine yani sanki benmiş gibi yani benmişim gibi baktığın hmm. zaman o zaman Dü, dünya e, yani henüz yaşamadığın birçok hadiseyi aslında idrak etmiş oluyorsun. Anlamış oluyorsun. Şimdi bir, İbn Arabi'nin bir sözü vardı Çok hoşuma gider. İbn Arabi der ki şimdi böyle her sözü böyle haktan işitmek lazım filan diye bir Hı. konu vardır şeyde. Sema'nın ana fikri budur. Yani e, Sema yani, yani her şeyi haktan işitmek. Hı. Sema normalde duymak demek. Yani işitmek her şeyi haktan bir sözmüş gibi duymak falan. İbn Arabi der ki Arif kişi söz ne kadar yabancı olursa olsun ya da ne kadar kötü olursa olsun bunu haktan duyar. Hı -hı. Mesela şimdi ki Arif'e e, bu, bu hakkında benim böyle çok zora sokan bir sözdür. Yani bazen denemeye çalıştığımda çok zora sokar beni. Mesela şimdi Arif'e e, ağır bir hakaret ettim. Yani bilmem ne dedin. Kötü bir söz söyledim falan. Şimdi Arif bunu nasıl düşünecek? Yani şöyle düşünürler. Ya ben bunu yaptım, fark etmedim. Allah bunu bana gösterdi. Hmm. Ne kadar rahatsız edici bir şeymiş. Yani senden öğrendim. Yani insan insan okulu yaptığım Umar. bir işi bu şeye benziyor. Yani mesela şimdi Hızır e, e, gemiyi deliyor, değil mi? Yani veya Hızır işte e, bir duvar yapıyor falan. Hani Musa ne yaptığını orada öğreniyor. Yani yaptığı şey Hızır'da ortaya çıkıyor. Hmm. Şimdi Hızır Musa'nın şey yani aynası aslında. Hmm. Ee, der E, derken yani, yani böyle bir şey yaptım onu fark ediyorum. Yani bu sayede farklı hmm. Bakıyor mesela yani hadiselerine bakıyor, efaline bakıyor. Böyle bir şey yok yani yakın zamanda böyle bir şey işlememiş falan. O zaman galiba işleyeceğim diye düşünür. Hmm. Yani yakın zamanda yani böyle bir hata işleyeceğim ve ben bu sözü hak edeceğim ya da yani hmm. bu durumu hak edeceğim falan. Bu kez onu beklemeye başlar. Yani böyle bir yani Allah'a sığınır vesaire. Ya da e, galiba birisine talim edeceğim. Yani bunu öğreteceğim. Yani dedim ki böyle bir kötü söz söylemek şöyle bir kötü. Yani hmm. insan da şöyle şöyle durumlara yol açıyor falan gibi. Yani der ki insan hiçbir şekilde e, arif olan adam... E, ...idrakini e, saptırıp e, Allah'tan başkasından duyar gibi hadiseyi dinlemez. Hmm. Yani böyle bir bakış açısı oluşturur. Dolayısıyla ben yani öteki insanın mürebbiliğini, terbiye ediciliğini sadece müspet yollarla değil, menfi durumlarda da düşünmek gerek. Eyvallah hocam. Bu manada şey nasıl hocam? Ötekiyle ilişkide, ilim öğrenmede işte Müslüman her sözü dinler, en güzeline uyar. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İşte her sözü dinlemenin insana etkisini işte. Yani her sözü dinlemek e, en güzeline değil uyar. Değil yani de yani e, onlar sözü dinler ve en güzeline uyarlar. Yani her sözü ee, böyle hani ben de sevmediğim bir şeydir bu yani bütün görüşleri oku en iyisini ya nereden bulacağız yani bütün görüşleri okuyup en, en iyisini nereden bulacaksın yani kim var böyle bir adam yani falan ee, yani böyle bir şey gerek yok yani yani bütün her şeyi dinlemek falan bunlara gerek yok yani çünkü insan o kadar vakti yok zaten yani dikkati de yok ama en güzeli yani ahsen olan nedir ee, yani normalde ahsenin tanımı şu yani yani Allah hakkında fikrimizi en çok e, teşvik edeni yani yani bizi en çok Allah'a hmm. teşvik edeni hangisiyse onun peşinden gitmek lazım. Ya da diyeyim ki yani ahlaka en uygun hangisiyse yani onu tercih etmek lazım ama e zaten bilsek yani o kadar her sözü dinlemeye gerek kalmaz yani. Hmm. Diye de bu da bir hoşgörü babından şey yapılabilir mi hocam yani saygı yani duy anlamında. Söz, yok yani ben şöyle fikre saygı duymak çok gerekli bir şey değildir. İnsana değer vermek lazım. Hmm. Yani bu da çok yanlış bilinir yani. Yani böyle ben bütün fikirlere saygılıyım falan çok anlamsız bir cümledir. Yani ne? Ya mesela bunu söyleyen adam saygı duymanın ne olduğunu bilmiyor. Hmm. E, ya da Ama bizde fikirler kişiliğin e, önüne geçiyor e, hocam. Ondan kaynaklı mı acaba? Yani direkt şimdi kendisine insan, saldırı olarak. Mesela şimdi diyelim ki e, böyle bir yani bu harfli dört harfli bir şey var ya şimdi ideoloji. Hmm. Hayatta saygı duymam. Hiçbir değer vermem. Ama öyle bir birey o farklı. Hımm. Şimdi birey farklı. Şimdi yani. Müslümanca bakış bu demek. Hmm. Yani o ideolojiye şiddete karşı çıkarsın. Tamam hmm. yani onu saygı, niye saygı, saygı duymak şu demek. Yani bir gün ben de bunu kabul edebilirim demek. Hmm. Yani saygı bu. Yani saygınlığını fikre korumak, saygı duyulmaz o zaman. Bunun altını çizmek lazım. Anladın? Yani fikre saygı diye bir görev yoktur. Hmm. Ama ama kişiye saygı diye bir görev vardır. Hmm. Anladın mı? Yani yani bütün bütün fikirlere... niye bütün fikirler? Ateizm, ben niye saygı duyacakmışım ateizmi? Hmm. Böyle bir şey yok. Ya da ne bileyim yani birçok fikir var değil mi? Yani şimdi yani bölücülük de bir fikir. Yani hmm. değil mi? Yani işte terörizm de bir fikir. Ama hep, hepsinin fikri var. Ben niye saygı duyacakmışım buna? Böyle bir şey yok. Ama mesela bir terörist bile olsa düştü ve yakalandı. O adam artık bir e, bize bir emanettir. Neyse cezasını hmm. çekerken de işte Hastaneye düşmüşken de şure bunlar ayrı şeylerdir. Yani insan yani dikkatimiz insandadır. Çünkü Allah'ın emaneti olan odur. Hmm. Allah'ın bize bir emanet olarak yüklediği insandır. Dolayısıyla için ben cümle hep şöyle kullan kullanırım: Fikirlerle mücadele, insana saygı. Ha, harikaymış hocam bu. Yani cümle bu. Eyvallah hocam. Bir de şey var hocam. Ötekini düşmanlaştırarak bir kendine bir alan açma var. Necip Fazıl'ın da böyle bir sözü vardı hocam. Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç ben de sana. Bu, bu sözü nasıl şey yapabiliriz? Bizim bu söze bir ihtiyacımız yok. Yani <laughs> düşmana, Fazıl. bir, bir, bir görüşün düşmana ihtiyacı, kendi dinamik alması için bir düşmana ihtiyacı yoktur diyorsun. Bizim Necip Fazıl'ın bu şiirine ihtiyacımız yok. Ee, Yok. <laughs> Eyvallah hocam peki. <laughs> Bunu da böyle bir geçiştirmiş olalım. Peki hocam programımızın sonuna geliyoruz. Ben şimdi biraz fazla hazırlık yapmıştım da. Sona evet. doğru böyle bir geleyim. Hocam ancak biri, biri şimdi öteki... En son sözde de tabii bir 4-5 dakika <laughs> Necip fazla sözüne geçeyim hesap etti. Ben tabii böyle kesince Eyvallah. şimdi öteki Hocam şimdi bulalım. şeye gelelim. Tamam. Bir de şey hocam aynanın cehenneminde ancak arzuladığım ve beni büyüleyen bir başka sayesinde dostla çıkarım diyor. Aynanın bir insanın aynı hmm. şeye düşmesi, tekrara düşmesi bunu nasıl değerlendirirsiniz? İnsanı cehenneme mi çevirir? Burada iki yani günü bir, romantik bir olan... Romantik sözleri sevmiyorum ben bu <laughs> kadar. Ee, yani şöyle bir dost gelimiz başı başına bir problem yani oraya girmeyelim yani. Hmm. Ama şimdi hayatın e, tekrara düşmesi, hayatın hep aynıymış gibi insana gelmesi hmm. hakikaten büyük bir sıkıntıdır. Ee, bu bence dünya ile ilgili bir şey değil de yani idrakin körelmesiyle Hı. ilgili bir şeydir. Yani gerçekten e, e, yani Peygamber Efendimiz'in e şu hadisini ben çok önemsiyorum. İki günün eşit olması olan kişi ziyandadır evet. diye. Bunu insanlar bir kapitalist toplumda kapitalist değerlere göre yorumlayıp böyle böyle vahşiler gibi böyle anlamında yorumluyorlar. Yani Hı. sürekli çalışma, sürekli çalışma falan. Hiç alakası yok yani. Hı. Yani biz hiçbir şey yapmasak da iki gün birbirine farklı. Yani evet. Yani biz yani, yerimizde dursak yani bir, bir hareket halinde Yani, yani iki gün birbirinden farklı. Dolayısıyla şimdi değişimi görebilmek lazım. O anlamda söylemiş bazı şeyleri. Yoksa böyle sürekli koşuşturma, hmm. sürekli şey değil. Onun için şimdi mesela böyle yani hiç mesela, mesela e, bilirler hmm. yani böyle şey. Mesela aynen kelimesini hiç sevmem. Hiç hmm. kullan. nasıl, evet. i̇şte aynı. Aynen ne ya? Yani ne yapıyor? Aynı. <laughs> aynı ne ya? Yani Allah hiçbir değişim yok, hiçbir hareket yok bile. Hiç sevmediğim kelimelerdir. Muhakkak bir farklılık vardır yani muhakkak bir şey vardır ve onu görmek gerekir yani. Hmm. Eyvallah hocam bunu da niye sordum? Ötekine tahammülümüz olmadığı zaman, evet. ötekini yok ettiğimiz zaman, <laughs> insan öteki olmadığı zaman herhalde bir ay şeyde yani aynı şeylerde tekrarlayabilir <laughs> diye düşündüm ama <laughs> tabii siz bunun farklı bir açıklamasını yaptınız. Bir başka böyle bir romantik bir sözle bitirelim hocam, taşlandıralım sohbetimizi. Bir ötekini kendine benzetmeye çalıştığında, hikaye çıkmaza sürüklenir diye bir sözle bitireyim istiyorum hocam. Kişinin bir başkasını kendine benzetmesi, kendinden kişiler üretmesini nasıl değerlendirirsiniz? Yani Mesela şöyle, siz de öğrenciler yetiştiriyorsunuz hocam. Şöyle, Öğren... e, yani düşüncelerimizi yaymak istiyoruz. Yani öğrencileriniz de size, sizinle aynı olduğu zaman bu mutluluk mu veriyor hocam? Yoksa farklı düşünceler size itirazlar geliştirdikleri yani, zaman... Kişisel olarak <laughs> anlayalım bu konuyu. E... Şimdi ama insan izleyeyim. şöyle yani bu cümle yani birbirine benzemek farklı kalma meselesi falan böyle çok yani çok iyi seçilmiş cümleler olmayabilir bunlar. Şunun için şimdi bir düşünce doğru ise yaptığınız iş mesela iyi ise ve doğru ise şimdi bunu insanlara öğretmeye çalışıyorsunuz ve bu düşünceyi insanlara kazandırmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla şimdi burada yani temel amaç aslında benim düşüncemin ee, düşüncemin gücüdür. Yani düşüncem ne kadar güçlü güçlüyse ve düşüncem ne kadar doğruysa o kadar bir tesir kazanır. Yani o kadar bir hmm. etki eder diye kabul ediyorum diyelim. Bunun için mesela uğraşıyorum. İki, insanlar şimdi o düşünceye eklemlendikçe o düşünceyi daha çok işlerle ve daha çok geliştirirler. Hmm. Şimdi burada da bir benzeme ortaya çıkar. Bunda çok yanlış bir şey yok. Yani hmm. bu, bu benzeme yani mesela şimdi din mesela müminlerden söz ederken bunlar hep birbirine benzeyen işte dünyanın mersus der yani böyle bir hmm. şey yapıdır yani bir bin, binadır. Şimdi kapitalist, kapitalist toplum hepimizi birbirimize benzetti. Yani aynı pantolonları giyiyoruz, aynı şeyleri giyiyoruz falan. Evet. Ondan sonra da yok birbirine benzemek, yok ayrı falan filan gibi. Yani birbirine benzemek evet. vardır yani bunu reddetmeye gerek yok. Dolayısıyla şimdi e, ama herkes kendini korumalıdır. Yani herkes... Şimdi o hazineyi kendi, yok etmeden yani değil mi Kendi hocam? hazinesini yani şöyle... Bir başkasının hazinesini korumak ancak onun görevidir. Benim görevim değildir. Hmm. Yani herkes kendi hazinesini korursa, korursa zaten bir evet. başkasının müdahalesine evet. de gerek kalmaz. Evet. Ee, değerli hocam ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben hep şunu söylerim mesela. İnsanlara hayranlığın çok kötü bir şey olduğunu anlatılması lazım. Hayranlık bize kendi hazinemizi unutturur. Ve bizi şaşı kılar. Başkasına bakmak. Hayranlığı nasıl tanımlarız hocam? Burada tamamen... Yani, onu bizden daha kıymetli, onu bizden daha değerli, daha etkili, daha cazip görme hali. Hmm. Yani bizi kendimize bir ihmal ettirecek. Bir ee, kaynaklanan şöyle, bir şey kendi mi? hazinemizi fark etmeme hmm. halinden kaynaklanan bir şey. Bence bunun insanlara kötü bir şey yok. Yani hayranlığın bir ahlaksız, şöyle bir bir ahlak olmadığını tamam mı? Yani hayran olmanın bir ahlak olmadığını hmm. insanlara anlatmak lazım. Ve insanın kendi kendine bunu telkin etmeleri lazım. Herkes kendi yolunda yürümesi lazım ve bu nazar nakşibendilikteki bu nazar ber kadem yani herkes ayağına bakarak yürüyecek ve herkes önüne bakarak yürüyecek ve herkes kendi hazinesine doğru yürüyecek cümlesini anlamak lazım. Allah'ın insanın üzerindeki o emeğini de yok saymamış olacağız böylelikle. Değil mi hocam? Evet. Eyvallah hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkürler hocam. Yine çok farklı bakış açıları sundunuz bize. Allah razı evet. olsun sizlerden. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.